Kardeşim 8 Kasım Cuma Eline Boyuna programına hoş geldiniz. Uzun uzadıya elbette birlikte olacağız. Konuklarım var hem İstanbul stüdyosunda hem de Diyarbakır'da haliyle Narin'i konuşuyoruz. Narin'in bedenine kim bu işkenceyi yaptı diye konuşuyoruz. Başından bugüne kadar güncelliğini koruyan bir soru var. Narin'i kim ve neden öldürdü? Herkes devrede. Herkes hem de bütün yetkililer, bütün makamlar ama bir şekilde biz iki gündür şunları duyuyoruz. Yani kelime olarak duymadım, görmedim, bilmiyorum, yok, hayır, o ben değilim, o değil. Yani gerçekten eğer bir roman olsa bütün bu yaşananlara bakıldığında herhalde kapağı şu olurdu, kapak yani adı. Üç maymun, bilmiyorum. Zülfikar ne der? Çünkü başından beri her şeye sürece o da hakim Zülfikar Ali Aydın'la. Habertürk Haber Merkezi koordinatörü arkadaşım Zülfikar Ali Aydın'la birlikte bu akşam Enine Boyuna'yı birlikte götüreceğiz. Zülfikar hoş geldin öncelikli olarak. İstanbul stüdyosunda konuklarım var dediğim gibi. Doçent doktor Ahmet Ayar, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. Mustafa Böyürcü var, güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı. Hoş geldiniz efendim siz de. Profesör doktor Ebru Şalcıoğlu var, klinik psikolog. Bugün bana yayın öncesi dedi ki Hülya Hanım herhalde işin en zor kısmı bu değil mi? Yani en zor kısmı biraz da aslında bana düşüyor. Dedim evet, yani gerçekten hepimizin, bütün toplumun psikolojisi bozuldu bu noktada. Hoş geldiniz siz de efendim. Aynı zamanda Profesör Doktor Nevzat Alkan var, adli tıp uzmanı kendisi. Hoş geldiniz efendim siz de. İyi akşamlar diliyorum. Ve Diyarbakır. Diyarbakır'da iki tane çok önemli konuğum var. Aslında bu süreçte başından beri çok fazlasıyla mesai harcamış. O toplumun vicdanına da gerçekten meslekle, yani yaptığı meslekle ve işiyle dokunmuş bir gazeteci meslektaşım var. Gazeteci Emrullah Erdinç var. Emrullah Erdinç'in yanında da avukat Çağla Gül Bulut var. Kendisi hukukçu. Tabii Çağla Gül Bulut hukukçu ama aynı zamanda İstanbul Barası Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü. O yüzden iki konuğum da çok önemli. Diyarbakır'dalar, iki gündür oradalar. Ben elbette ikisiyle de başlamak isterim. Emrullah, önce sana sormak isterim. O da şu, dedim ki yani herkes üç maymunu oynuyor ama sen iki gündür oradasın. İki günde geride kaldı bu tarihi dava haliyle. Elbette ne yaşadın, ne gördün? Ya bu ifadelere bakıldığında başından beri takip eden biri olarak, bir gazeteci olarak, bir yurttaş, bir vatandaş olarak pek çok isim ifade verdi. Ne gördün, nerede çelişkiler var? Sözü önce sana bırakmak istiyorum. Hülya Hökenek, öncelikli olarak şunu belirtmek gerekiyor ki bu duruşma salonunda 3 aşağı 5 yukarı böyle bir ifadeler verileceğini bekliyorduk. Çünkü Nevzat Bahtiyar'ın daha önceki vermiş olduğu ifade ve ifadelerinde ısrarla değiştirmiş olması, 3 ifadesinde de birbirinden çelişkili ifadeler vermesi ve duruşma zamanı yaklaştığında da özellikle geçen hafta itibariyle de Bahtiyar ailesine bir para teklif edildiğini duyulması, özellikle bu para teklifinin cezaevi kayıtlarına girerek ortaya çıkmış olmasıyla birlikte biz bu süreçte, bu iki günlük süreçte şunu bekliyorduk. Güran ailesinin avukatları, avukat orduları bir savunma yapacaklar. Bütün Güran ailesinin hem sanıkları hem de tanıkları olduğu gibi ezberletilmiş olan ifadeleri burada yansıtacaklar. Ve yine bunun karşılığında da Türkiye'nin dört bir yanından gelen, işte hem Çağla Hanım gibi olduğu gibi İstanbul Barası da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen barolardaki avukatlar da aynı şekilde karşı tezlerle birlikte Narin Güran'ın katili kim ve neden öldürüldü yanıtını bulmak için canla başla mücadele edeceklerdi. Biz bunu görecektik. Ama burada en önemli kritik nokta bizi ilgilendiriyordu. Nevzat Bahtiyar ve Nevzat Bahtiyar'ın avukatı. Şimdi biz iki gün boyunca ben Nevzat Bahtiyar'ı şöyle gördüm. Muhtemelen belki birazdan Çağla Hanım da katılacaktır diye tahmin ediyorum. Sadece ifadesini verdi. İfadesini verdikten sonra yerine oturan bir Nevzat Bahtiyar ve hiç konuşmayan, kendisine hakaret edilmesine rağmen, kendisini cinayet işlemekle iddialarıyla karşı karşı olmasına rağmen hiçbir şekilde itiraz etmeyen, yerinde oturan, sağa sola bile dönmeyen, hani ihtiyaçlarını karşılamak için bile kalkmayan yerinden bir Nevzat Bahtiyar gördük. Aynı şekilde burada hem
müdahil olan avukatların ısrarla çapraz sorgularına ve yine bunun karşılığında da sanık avukatların da kendi müvekkillerini korumak için bu anlamda karşı tezlerdeki sorularına rağmen Nevzat Bahtiyar'ın avukatından hiçbir ses çıkmadı. Ben hiç kalkıp da bir soru sorduğunu görmedim. Bu duruşma salonundaki izlenimimizde. O yüzden de Güran ailesi aslında çok hazırlıklı bir şekilde bu duruşmaya gelmişti. Ama aynı şekilde de yine belirtiyorum, karşılarında da hazırlıklı avukat bir ordusu vardı ve yine hazırlıklı bir mahkeme heyeti vardı. Mahkeme heyetinin de evet babacan bir tavrı vardı. Her kesime iyi yaklaşmaya özen gösteriyordu, saygılı konuşmaya özen gösteriyordu. Ama çelişkili ifadeleri de ortaya çıkartabilmek için, hem sanıkların hem de tanıkların çelişkili ifadelerini ortaya çıkartabilmek için öyle sorular sorup aslında onları da not alarak hani bir taraflarına yazdı ve yargılamanın ileriki bölümlerinde de o anlamda çelişkileri de değerlendireceğini belirtebilirim diyerek böyle bir girizgah yapalım Hülya Güneş. Peki, önemli. Şimdi ben tabii Çağla Hanım'a da özellikle sormak istiyorum. Şöyle, nasıl bir ortamda görüldü dava? Siz bir hukukçu olarak ve özellikle bu çocuk meselesine çok duyarlı ve mesai harcamış bir hukukçu olarak ne dersiniz? Ya bu mahkemeye bakıldığında, bu ifadelere bakıldığında bu çelişki yumağı çözülür mü? Çok mu zor? Şimdi öncelikli olarak ben şöyle başlamak zorundayım bir avukatı olarak. Biz mahkemeye sabah 8'de adliye geldik. 9'da duruşma başlayacaktı ve 8.30 gibi mahkeme salonunun önüne geçtiğimiz zaman barikatlar kurulmuştu. Aslında biliyorsunuz dosyada gizlilik yok ve duruşmalarda gizlilik yoksa aleni olarak görülür. Ancak biz avukatlar olarak polis engeliyle, barikat engeliyle karşılaştık. Ve avukatların şu an için duruşmaya alınmayacağı söylendi. İlk etapta baro başkanlarının alınacağı söylendi. Ancak bu sırada biz girmeyi beklerken bu sırada arbede yaşadık. Sözlü tartışmalara girdik. Bu sırada ünlü isimlerin ve milletvekillerin ya da belirli isimlerin önden alındığını gördük. Biz orada arbede yaşarken bunu bir avukat olarak söylemek zorundayım. Zaten kendi hesaplarımda da dile getirdim. Böyle bir şey usulen mümkün değildir. Aleni bir duruşmaya herkes girebileceği için avukata barikat kurulmasını asla kabul etmiyoruz. Bunun için de avukatlarla beraber tonak tutup şikayet hakkımızı kullanacağız. Bu öyle başlamak istiyorum avukat olarak. Onun dışında duruşma salonuna girdiğimiz an itibariyle Emre Alap Bey de çok güzel ifade etti. Benim de dikkatimi çeken Nevzat Bahtiyar'a olan tutumlardı aslında. Ve Nevzat Bahtiyar'ın duruşuna ben de çok dikkat ettim. Diğer sanıklar nezdinde konuşuyorum. Diğer sanıklar kendinden çok emin konuşurken, böyle gayet sakin konuşurken Nevzat Bahtiyar'ın mikrofonla konuşuluyor. Büyük bir salon var. Nevzat Bahtiyar'ın eli titriyordu anlatırken. Farklı bir yapısı vardı yani. O çok net belli oluyordu diğerlerine nazaran. Benim dikkatimi bu çekti. Ve diğer sanıklar açıkça Nevzat Bahtiyar'a hakaret ettiler. Direkt onu zaten hedef gösterdiler. Direkt söylediler. Ve hakaretlerine tabii mahkeme başkanı uyardı bunun hakaret olduğunu ama evet, Emrullah Bey'in dediği gibi avukatı olarak müdahale edilmedi. Bizlerden tabii de bir şey olmadı ama hakaret olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdik. Zaten dosyada müşteki baba Arif Güran var biliyorsunuz ve Diyarbakır Barosu var. Ve Diyarbakır Barosu'nun avukatları eski baro başkanı olmak üzere onlarca avukatı var. Ve hepsi zaten 10 klasörden oluşuyor dosya. Hepsi dosyaya hakim. Yine aynı şekilde mahkeme başkanı da hakim. Ancak mesela yine mahkeme başkanına değinecek olursam yine bir avukat olarak öncelikli olarak. Mesela Arif Güran'ın sinir krizi geçirmesi bugün ve akrabaların Diyarbakır eski baro başkanına hitaben kaba sözler söylemesi karşısında mahkeme düzenini sağlamak adına polisleri, kolluğu, jandarmayı devreye sokmak yerine kürsüden inip akrabalarla konuşmaya kalkıştı. Bu da bizim sık gördüğümüz bir şey değil. Mahkeme kürsüden inip akrabalarla konuşmak. Orada yapılması gereken de düzeni sağlamak için jandarmadan destek istemektir. Bunu bir hukukçu olarak yine söylemek isterim. Onun dışında çocuklar da dinlendi biliyorsunuz. Ve bu hassasiyet önemliydi. Biz tabii ki de isteriz ki çocuklar
çocuklar böyle davada tanık dahi olmasınlar ve çocukların, dinlenen çocukların zaten köyde de en son psikososyal destek bunlara verilmişti Çocuk Koruma Kanunu uyarınca. Ve buradaki çocuklar adli görüşme odalarında dinlendi. Bu da önemliydi ve 6 yaşındaki kardeşi de kendini iyi hissetmediği için, ağladığı için o da dinlenmedi çocuğun üstün yararı gözetilerek. Bunlar önemli detaylardı. O yüzden mahkemenin bu sağduyuyla yaklaşması, çocuğun üstün yararını gözetmesi sadece Narin hakkı değil, diğer çocukların da hakkını koruması bizim için önemliydi. Önemli noktalardı. Hı hı. Onun dışında tabii duruşma hala devam ediyor. Biz de tekrar gireceğiz duruşmaya. Evet. Dün tabii gece 11'de çıktık. Çok fazla yorulduk. Hep birlikte burada basın emekçi arkadaşlarla beraber, gazeteci arkadaşlarla beraber çok yorulduk. Mahkeme de tabii çok yoruldu ve yarına sarkacağı, sarkacak. Yarına da sarkacak. Hı hı. Ama arada konuştuğumuz zaman yarından sonra bitecek, yarın bitecek dediler. Pazara sarkmasın biz de istemiyoruz dediler. Ve uzağa bir gün verecekler. 2-3 hafta kadar değil, daha uzağa bir gün verilebileceği konuşuldu. Burada şimdi tanıklar dinlendikten sonra sanırım ben en son çıkmadan evvel 5 tanık kaldı diye hatırlıyorum. Tensip zaptında 22 tanık vardı. Bunlardan 5'i kaldı şu anda ve dinlenmeye devam ediyor. Şimdi gördüğümüz şey şu, sanıklar zaten dün dinlenirken diğer Nevzat dışındaki sanıkların hepsi tüm suçu Nevzat'a yıktılar. Yani evet. Şu anda önceki ifadeleri nasılsa aynı şekilde ve aileden gelen tanıklar da Nevzat'a yıktı. Mesela işte Baran'ın direkt olarak Nevzat soğukkanlı biridir. O öldürebilir. Para vermiştir Narin'e ve onu kaçırmıştır gibi direkt ifadeleri var. Yine aynı şekilde aile bireylerinin de ifadeleri var ama burada ne sorulursa sorulsun, olan video bile sorulduğu zaman hep bambaşka şeyler söylüyorlar veya bunu inkar dahi ediyorlar. Verdikleri röportajlar sorulduğu zaman da inkar bile edebiliyorlar. Olan, var olan videoyu bile inkar edebiliyorlar. İfadelerin çelişkilerinde şöyle değerlendiriyorlar Hülya Hanım. Hepsinde bir işkence iddiası var. Enes de olmak üzere. Bu bizim işte Salim Güran'a okların çevrildiği ifadeler de özellikle hepsini jandarmanın işkencesiyle verildiğini iddia ediyorlar. Jandarmanın işkence uyguladığını iddia ediyorlar. Bu işkence kadınların da şiddet gördüğünü söylüyor kadınlar ve söyleyenler oldu. Ve mesela çocuklarının videolarının izletildiği, kötü şeylerle tehdit edildiğini iddia ederek bu beyanları verdiklerini söylüyorlar. Yani işe yarayan, yani suçu ortaya çıkaracak delillere baktığımız zaman, beyanlarına baktığımız zaman bunların işkence olduğunu söylüyorlar. Ancak haliyle bizde iddia değil, ne yaptınız diye soruluyor. Yani suç duyurusunda bulundunuz mu diye sorulduğu zaman bir suç duyurusu olmadığını da söylüyorlar. Kaldı ki ben işkenceye zaten inanmıyorum. Böyle bir şey mümkün değildir. Aynı zamanda bir işkence söz konusuysa bunu tabii ki de gündeme taşıyacak güçlü olduklarını, bugün 12 hatta daha fazla mı bu kadar avukata sahip olabilecek bir aile, bu işkence söz konusu olsaydı da tüm hukuk yollarına eminim ki başvuracaklardır. Bunun da umarım mahkeme nezdinde bunların ilk ifadenin sıcağı sıcağına diyebileceğimiz ilk ifadelerin dikkate alınarak, bu diğer söyledikleri çelişkilerin bu sonraki ifadelerin dikkate alınmayacağı, itibar edilmeyeceğini düşünüyorum. Diğer türlü şu anda dediğim gibi duruşma devam ediyor. Umarım bitecek. Tanıklar bittikten sonra taraflar tanık anlatımlarına karşı beyanda bulunacaklar. Daha sonra sanıkların tabii savunmaları alınmadı. Savunmalarından ziyade tutukluluğa karşı da beyanları alınması gerekiyor. Çok fazla avukat var. O yüzden eminim ki maalesef ki yarına da kalacak. Yine aynı şekilde tefsir tahkikat talepleri var. Tefsir tahkikat talebi dediğimiz şey de geliştirmesine alakalı yeni deliller olduğuna ilişkin. Belki tanık ları söylüyorlar. Sanıkların hatta 7 diye duydum, yanlış hatırlamıyorsam. 7 tanıkları olacağını ve bunun da dinletilmesini isteyeceklerini söylediler. Yine bu tanıkların çelişkili ifadelerine ilişkin yeniden bir çapraz sorgu yapılabilir. Birbirine karşı tekrar mahkeme dinletebilir. Bunun ortaya çıkarılması için, doğrunun ortaya çıkarılması için. Ve yine aynı şekilde arada konuştuğumuz zaman kamera kayıtlarından zaten bahsediyorlar ve mahkemede kamera kayıtlarının da isteneceğini söyledi. O yüzden hala toplanacak deliller var. Şunu da unutmayalım ki tanıklardan çoğu zaten tutukluydu. Tutuklu olma sebepleri de delil karartma, suçu bildirmeme. Bir yandan da o soruşturmanın da devam ettiğini ve o soruşturma özelinde de delillerin toplandığını da unutmayalım. Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel özetlediniz. Siz yine meslektaşım Emrullah Erdinç ile birlikte içeri gireceksiniz. Onu biliyorum.
Ama ben şöyle kısa sadece birer soru daha sormak istiyorum. Sonra siz girersiniz saat başı yine çıktığınızda yine sizinle yayın yapmak isteriz. Sonraki saat başı yine yayın yapmak isteriz. Burada da konuklarımız var. Ben Emrullah'a bir şey sormak isterim. Şöyle benim anladığım Çağla Hanım söylediği çok dava sağlıklı bir ortamda görülüyor. Yani mahkeme başkanının tutumu değil mi? Yani avukatlar genel olarak pedagog orada olması, bir çocuğun ifadesi alınırken yani genele bakıldığında hem senin sosyal medyadaki tweetlerine bakıyorum hem bizim Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi'nin anlatımı, Veysi İpek'in anlatımı ve sürece baktığımda bazı hukukçuların anlatımı sağlıklı bir ortamda. Emrullah ben sadece senin bu iki gün içinde ya şuna o kadar çok dikkat çektim ki dediğin bir şeyi almak isterim ilk dilimde. Biraz da oradan da yürümek isterim. Yani ifadeler nezdinde çelişkiler tabii ki var ama şuna çok dikkat çektim bir gazeteci olarak, davayı takip eden biri olarak dediğim bir şey var mı? Şimdi benim hani burada en çok dikkatimi çeken aslında bugün duruşma salonundaki gerginlikti. Hiç olmaması gereken dakikadaki bir gerginlikti. O da neydi? İşte bugün işte duruşma başlarken işte Baran Güran tanık kürsüsüne geldi. Ve tanık kürsüsünde beyanlarında bulunacaktı. Ve Narin Güran'ın kaybolduğunu duyduğu an itibariyle neler yaptıklarını, işte Erzurum'dan gelmesini, arama çalışmalarını, bunların bütün hepsini anlatıyordu. O kısımları çok böyle uzatmayacağım ama en kritik noktasında da işte Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Nait Eren'in vermiş olduğu, yani daha doğrusu soru sormak için kalktı ve Baran Güran'ın karşısına doğru geçerek soru sormaya başladı. Aslında soruya baktığımız zaman hani girizgah da yaptığında kötü bir şey yoktu. Bir gün öncesinde Salim Güran'ın bir söylemi vardı. Siz neyin peşindesiniz diye Nait Eren'e dair orada yapmış olduğu bir serzeniş vardı, bir çıkış vardı. Oysa ki hani az önce de söyledik, Diyarbakır Barosu avukatları da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar da, bizler de hep aynı şeyin peşindeydik. Neydi o? Narin Güran'ın katili kim ve neden öldürüldü? Aslında avukat Nait Bey de soru sormak için girizgahını yaptığında Baran'a şunu söyledi. Bana dedi neyin peşinde olduğumu soruyorlar dedi. Ben de dedi aslında dedi seninle dedi aynı şeyin dedi peşindeyiz dedi. Biz dedi seninle dedi birlikte adli tıpın dedi önünde beklediğimizde ben senin dedi içeri girmeni dedi istemedim dedi. Çünkü dedi sen dedi içeri girersen dedi o kardeşinin mis kokulu hatırlamanı isterim dedi. İçerisi dedi öyle bir ortam dedi yok dedi. Çünkü otopsiye girdiği zaman kardeşinin vücut bütünlüğünün bozulmuş halini görecek ve bazı DNA örnekleri için vücut bütünlüğünden örnekler alındığını görecek ve bunların hiçbirine de tanıklık etmesini istemiyor. Kardeşini de öyle görmesini istemiyor. Çünkü hoş olmayan bir ortam. O yüzden de diyor ben diyor senin diyor mis kokulu hatırlamanı istiyordum dedi kardeşini dedi. Ve aslında orada tam sorusuna girecekken birdenbire hiçbir şey yokken Arif Güran kalktı. Biz dünkü duruşmada ayakta zor duran, sürekli ağlayan ve ağladığı için de sürekli duruşma salonundan çıkıp gelen bir Arif Güran görüyorduk. Ve bugün de aynı şekilde duruşma salonuna geldiğinde yine yanında birisi vardı. Yürürken zorluk çekiyordu. Ama avukat Nait Bey'in konuşmasını, girizgahını duyduğunda birdenbire ayağa kalktı. Yüksek sesle seni istemiyoruz dedi. Ve Kürtçe orada bir şeyler söylemeye başladı. Ve akabinde de Nait Bey'e doğru yürümeye başladı. Araya Baran Güran girdi. Babasını bir nevi tampon oldu. Belki de tampon olmamış olsa fiziksel şiddete de uğrayabilecekti. O seviyeye kadar gelmişti. Baran Güran babasını durdurdu. Babasını böyle hani kollarıyla hani sardı. Ve babasını oradan bir başka yanlarındaki biriyle birlikte çıkarttı. Çok anlamsız bir ikinci gündü. Çünkü baktığımız zaman biz bu zamana kadar Baran Güran'da da Arif Güran'da da hep aynı şeyi kameraların karşısında duruyorduk. İşte kim olursa olsun katiller ortaya çıksın. Narinimizi kim öldürdü ve neden öldürdü? Biz bunu bilmek istiyoruz. Devletten de bunu bilmek istiyoruz diye söylüyorlardı. Baktığımız zaman Diyarbakır Barosu eski başkanı Nait Bey de aynı amaç uğrunaydı. Normalde aynı safta olmaları gerekiyordu. Ve bir fiilde dün duruşma boyunca da zaten yanlarında oturuyordu. Ama birdenbire baktığımız zaman celallenmesi, avukat beye doğrusunu yürümesi ve araya birilerinin girmesi çok anlamsızdı. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü orada duygusal bir konuşma yapıyordu. Belki Baran Güran belki başka bir şey söyleyecekti.
bütün konuşmayı hani birdenbire kesti. Ve Arif Güran duruşma salonundan çıkartıldıktan sonra bu kez de Hüseyin Gürandar'ın olmuş olduğu alan. Biz duruşma salonunun avukat hanımla birlikte biz sol tarafında duruyoruz. Onlarsa sağ tarafında bulunuyorlardı. İşte o sağ tarafta birdenbire yine Naip Bey'e dair tehditli bir sözler sarf edilmeye başlandı. Ve bunların bütün hepsi duruşma salonunda yüksek sesle dile getiriliyordu. Ve bir anda duruşma salonunda bir gerginlik oldu. Az önce avukat hanımın, Çağla Hanım da söylediği gibi mahkeme başkanı çok ender görülecek bir şekilde kendisi indi. Kendisi inerek orada Güran ailesinin izleyiciler kısmındaki olan kişileri sakinleştirmeye çalıştı. Sonra sanık avukatlarının yanına gitti. Çünkü sanık avukatları da yönlendirmeli soruları istemiyoruz dedi. Ve mahkeme başkanı sonrasında da müdahale avukatların olduğu alana geldi. Bundan sonrasında yönlendirmeli soru olmayacak. Direkt soru soracaksınız. Eğer ki direkt soru sormazsanız bunca zamandır hiç kullanmadım ve benim böyle bir hakkım var. Avukatları da duruşma salonundan, sizleri de duruşma salonundan çıkartabilirim diye ilk kez sert bir tavır sergilemiş oldu. Yine o kavganın, o tartışmanın başına döndüğümüzde de avukat Naip Bey ne söyledi? Sadece Narin Güran'ın katilini arıyorum dedi. Ve sadece Narin Güran'ın neden öldürüldüğünün ortaya çıkmasını istiyorum dedi. Benim de dedi çocuklarım var dedi. Bütün Türkiye dedi bunun peşinde dedi. Biz dedi bunun için buradayız dedi. Arif Güran da onun için orada değil miydi? Baran Güran da onun için orada değil miydi? Ama kim birdenbire duruşma salonunda Arif Güran tarafından suçlandı? Nait Erim. Ve akabinde ne oldu diyecek olursanız çok uzun bir süre Nait Bey hiç soru sormadı. Duruşma salonunun özellikle hani o ilk ara verilinceye kadar orada başka önemli tanıklar da vardı. Tanıklar geldi. Hiç soru sormadı. Ve Baran Güran'ın duruşmasının tanıklığının devam edeceği esnasında da yine girizgahını yaparken de Güran ailesinden özür dileyerek tekrar orada Baran Güran'a sorularını sordu. Ve çok, çok kısa tutarak daha sonrasında yerine geçti. Benim için aslında bu iki günkü tablonun en dehşet ve çarpıcı alanı buydu diyebilirim. Şimdi öyle önemli bir şey söyledin ki Emrullah. Şimdi baba Arif Güran, Zülfikar. Yani başından beri zaten tutumu ortada. Ya senin eşinle ilgili, senin abinle, kardeşinle ilgili, senin oğlunla ilgili, senin kızın parçalanmış. Bu kadar şüphe var ortada. Ya senin oğlunla yaptığın hapishane cezaevindeyken telefon görüşmesinin kayıtları da ortada. O rahatlıkla bir de soru sorulduğu zaman diyorsun ki ya ben işte ne yapayım ona moral veriyorum. Yani sonuçta içeride benim hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde eşimle, ben eşime sonsuz güveniyorum, eşimle kardeşim abim arasında hiçbir şey yoktur. Enes zaten şöyle ahlaklıdır, böyle ahlaklıdır diyorsun. Hepsini bir kenara bıraktım. Sen mahkeme günü, dava günü bütün herkesin insicamını bozuyorsun. Orada ağlama krizlerine giriyorsun. Ama Nari'nin bedeni bulunduğunda ya da bulunurken hiçbir şekilde senin böyle ağlayıp hastanelere kaldırıldığını görmedik. Biz hiçbirimiz şahit olmadık. Ama o gün yani bugün bunu yapıyorsun. Ve manipüle ediyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Çağla Hanım, bu ilk dilim. İlk dilimde eklemek istediğiniz ya şurada şunu da eklemek istiyorum bu ikinci güne dair. Diyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü ifadeler de hani çok çelişkili. Varsa onu almak isterim. Eğer yoksa sizi hemen içeri duruşma salonuna. Çünkü sonrasında saat başı yine sizinle birlikte olacağız efendim. Emrullah bizimle birlikte tabii. Emrullah Erdinç. Tüm evet şey kalmak isterdik ama duruşmayı da aynı zamanda takip ettiğimiz için. Şimdi Emrullah Bey'in söylediğine katılıyorum. Şöyle diyebilirim ben de. Benim de en baştan beri dünden beri dikkat ettiğim yani aile bireylerindeki yani sonuç itibariyle içeride dahi olsanız kızınız öldürüldü ve bu hüznü ben göremiyorum. Özellikle mesela Enes'te göremiyorum ve Enes'in tavırlarına dikkat ettiğim zaman çok fazla o babasının hep ya da o, bir akraba demişti, baba da demişti dik dur erkek ol gibi. Hep böyle bir yürüyüşü böyle çok dik hani şeyi göstermeye çalışır gibi, ben suçlu değilim'i göstermeye çalışır gibi. Ama hiçbir hüzüntü, sonuçta kız kardeşin gitmiş, buna dair hiçbir şey ben de göremedim. Annede de göremedim. O
bizim röportajlar verirken sürekli ağlaması, feryat figan olmasını göremedim. Anlatırken öyle ağlayıp işte üzüntüsünü göremedim. Bu da benim dikkat ettiğim bir noktaydı. Onun dışında benim de ekleyebileceğim başka bir şey söyleyecektim ama tamamen aklımdan çıktı. O yüzden ben şu an için böyle söyleyeyim. Yine saat başı inşallah birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum Avukat Çağla Gülbulut. Sağ olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok kısa bir reklam arasına girelim diyor yönetmenim. Ardından duruşma devam edeceğiz. Duruşma pazar günü de devam edecek. Öyle gidelim araya o zaman. Öyle gidelim. Biraz önce mahkeme başkanı söyledi. Duruşmadan notlar geliyor. Duruşmadan notlar geliyor sıcağı sıcağına. Pazar günü de öyle bir yayın olacak. Pazar günü devam etmek zorundayız gibi görünüyor demiş mahkeme başkanı. Bir dakika önceki ifadesi. Tamam harika. Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın. Şimdi hemen içeriden de bize sıcağı sıcağına haber veriyor. Duruşma pazar günü de devam edecekmiş. Biz Avukat Çağla Gülbulut'u da içeriye duruşmaya yolladık. Çok kısa bir reklam arası diyelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz efendim. Emrullah Diyarbakır'da sağ olsun bizimle birlikte olacak uzunca. Diğer konuklarım da stüdyoda birlikteyiz ve ben Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'la devam etmek isterim yayına. Zülfikar istersen gel birlikte bakalım ya o kadar sıkıntılı bir süreç ki gerçekten. Hala güncelliğini koruyan iki soru var. Kim ve neden? Birlikte şimdi bakalım o da şey sen iki gündür zaten bütün hani sürece hakim olmakla birlikte tabii takip ediyorsun. Evet. Veysi keza aynı şekilde orada. Ama davada sağlıklı bir ortamda gidiyor. Çelişkileri usule almak uygun, isterim. Yani zaten mahkeme düzeni bellidir. Hani usule uygun gidiyor. Onu söyleyebiliriz. Zaten mahkeme başkanlarının her birinin kendine özgü tarzı vardır. Burada mahkeme başkanı biraz daha hani rahatlatıp gerginliği azaltmaya dönük bir stratejiyle hareket ediyor. O da onun kendi tecrübesiyle yol uyguladığı, izlediği yöntem. Peki arada bir diğer, espri falan da yapıyor havayı yumuşatmak için. Gidiyor, ilgileniyor. Ben de çok görmedim böyle duruşma salonunda gideyim, ilgileneyim, insanlarla konuşayım ya da babayı sakinleştireyim. Ama mahkeme başkanı oranın hani başındaki kişi o olduğu için öyle diyelim. O bir yöntem onu uygulayabilir. İnsanlarla birebir temas kurmak isteyebilir. Emrullah'ın anlattığı bir meslektaşın olarak sana ne uyandırdı? Emrullah'ın özellikle Arif Güran'la ve mahkeme için. Güran ailesiyle baro yönetiminin temsilen, yani eski baro yönetimini temsilen Nait Eren. Ya orada bir ailenin bir bölümü vekalet vermek istedi. Hatta Baran Güran gidip vekalet verdikten sonra Nait Eren'in bir televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle onu geri aldı. Ama onun arka planında başka bir kavga var. Yani hayata, işte olaylara ya da bu olaya farklı bakış açıları olduğu için aile içinde o biraz önce konuşurken ya da hep yayınlarımızda bahsettiğimiz o aile içindeki hiyerarşik ilişkiden kaynaklı bir tavır gelişti. Onlar da vekaletlerini geri aldılar ama sonuçta baro dediğimiz şey bir meslek kuruluşu olarak aynı zamanda kamu görevi de yaptığı için kamu adına bu davaya müdahil olmak istediler. Onlar da o açıdan yani baronun bakış açısını temsilen orada kurumsal kimliği temsilen orada bulunuyorlar. Orada da görevlendirmesi olduğu için Nait Eren'in o da duruşma salonunda bulunuyor. Ama onun o kavga neden çıktı? Arada yani aileyle Nait Eren ve temsil ettiği ki avukatlık anlayışı diyelim ya da meslek kuruluşuyla arada ciddi bir uçurum var. Şöyle Güran ailesinin çocuklarından da yani işte Baran Güran mesela öyle vekaleti veren de o görüşmeyi yapan da o. Dolayısıyla bir fikir ayrılığının mahkeme salonundaki tezahürü diyelim. Tezahürü. Nedir burada mesela bugüne dair ve düne dair? Ya Hülya bak bütün bu ifadelere bakıldığında en temel çelişki burada diyebileceğin ne var? Önce böyle başlayalım şimdi mı? Şimdi şöyle ben hani köye de gittim oradan da yayınlar yaptık ekip arkadaşlarımızla birlikte. Burada ben bir vicdan mahkemesi diye bir ifade kullandık biz kendi yayınlarımızda. Hani gündüz yaptığımız Habertürk manşette. Niye vicdan mahkemesi? Şimdi eldeki deliller bize failin kim olduğunu söylemiyor hala. Evet. Tamamen varsayımlara, yorumlara
ya da kısmi analizlere, maddi verilere bakıp çok analiz yapan da yok diyeyim. Ona odaklı bir analiz yapma ya da bir sonuç çıkarma şeyi yok. Yani herkes soruyor haklı olarak kim bu diye. Bu durumda hukuku takip etmeniz lazım. Hukuk ne yapmış? Delillerle bir karar verebilir. Mahkeme, yani mahkemenin işi delil araştırmak değil. O yüzden soruşturma aşaması var. Mahkemede de, o soruşturma aşamasında elde edilen delilleri değerlendirsin diye bir bütün yönleriyle savunma hakkı dahil hepsini vererek bir sonuç çıkarsın, adalet tesis etsin diye de bir mahkeme düzeni var. Yani TCK'nın işte kanunlarımızın dayandığı yer orası. Her şey burada ortaya çıkıyor. Şimdi mahkemenin elinde ne var? Şimdi mahkemenin elinde delil olarak sayabileceğimiz şeyler şu anda sanık 4 tane aslında 8 tutuklu sanık var ama hızlıca bu işi sonlandırmak, sonuçlandırmak için 4 kişi hakkında dava açıldı. Diğerleri hakkında suç delillerini gizlemek gibi muhtelif suçlardan ayrı dava açılacak. Ayrı dava açılacak olanlar bugün duruşma salonunda tanık olarak ifade verdi. Ya. Şimdi bunları yerli yerine oturttuktan sonra belki bu düzeni anlatmakta fayda var. Yani beraber aynı olayda tutuklanıyorsunuz. Sonra Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran duruşma salonunun sol tarafında gördüğünüz yer. Bir de araya Baran Güren'i aldılar. O da tanık. Onun dosyayla ilgisi yok. Yani tanık o. O sadece tanık. Onun tutukluluğu yok. Bir de Nevzat Bahtiyar. Şimdi bunu biz boş duruşma salonu içinde canlandırdık. 2 gündür. Hani oradaki nabzı da aktarmak için gündüz yapmıştık bunu ama kullanamadık. Dün göstermiştim biraz. Burada bugün bu geliştirilmiş hali. Geliştirilmiş hali. İyi oldu. Ben yönetmenim saniyeden de rica edeyim. Zülfikar oradaki, saniye. Sen tam genişte alabilirsin. Şöyle şimdi, izleyiciler için ben de şöyle biraz geriye gideyim. Bilenler için evet. Mustafa Bey bilir. Aslında sanık avukatları orada okla bu taraf gösterilmiş ama oku öbür taraf düşünün. Hemen sol taraftaki mikrofonlu masanın orada duruyorlar. Onu öyle göstermiştik ama bir ufak bir hata olmuş. Sorun değil. Müşteki avukatları da bu tarafta. Burada da biraz önce yayınımıza konuk olan avukat hanımefendinin söylediği baro başkanlarının oturduğu yer. İzleyici olarak çünkü salonda böyle bir düzen olduğu için arkaya sığmayacağı için buraya konulmuş. Yani avukat arkadaşımız da gidip burada oturacak. Muhtemelen arkada oturacak. Bir de işte böyle bazı ünlü isimler var. Onları da buraya aldılar. Şimdi birinci çeperde 4 tutuklu sanık var dedik. O 4 tutuklu sanıktan 3 tanesi Güran, 1 tanesi Bahtiyar. Gazal Bahtiyar da geldiği ifade verdi. Baran Güran da geldiği ifade verdi. Duruşma salonundaki aradaki mesafe bu. Yine oturdukları yerde jandarma var. Burada da Gazal Bahtiyar'ın fotoğrafı olmadığı için arkada bir silüet olarak koyduk. Nevzat Bahtiyar da burada. Şimdi 4 tutukludan özür dilerim. Nevzat Bahtiyar, Güran ailesinden de 3 kişi. 3 kişi var, evet. Baran da geldi, Baran Güran'da. 13 nolu, arkadaşlar unutmasın, 13 nolu grafik var. Hı hı. Zaman çizelgesi. Şimdi delillere göre mahkeme karar verecek diyoruz ya. Hı hı. Deliller var, tespitler var soruşturma aşamasında. Ne yapmışlar? Şimdi Narin 15-15'te, evet, 15-15'te kameradaki kaydı söylüyorum. 15-15'te kayıp görünüyordu. İlk günleri hatırlayın. Sonra kamera kaydının 4 dakika ileriyi gösterdiği ortaya çıktı. Dolayısıyla 15-11'de Narin kayboldu. Elimizdeki kamera kaydı bize Narin'in kaybolduğunu söylüyor. Köyde hiç kimse yok. Neredeyse hiç kimse yok. Enes Güran ve annesi evde uyuyor. Uyuyor. Salim Güran kendi ifadesine göre o sırada bu evin olduğu yerde değil. Arif Güran'ın evinde değil. Kendi evi de zaten burası. Müştemilat var. Ahır. Olay yerinin geçtiği yer. Toplamda 50 metrekarelik bir yer. Ben burayı gidip gördüm. Son görüldüğü yer. Narin böyle bir U çizerek patikadan geliyor buraya. Şimdi Salim diyor ki ben olay yerinde değildim. Anne diyor ki ben uyuyordum. Enes de diyor ki ben yeni gelmiştim. Uyuyordum. Yani herkes uyuyor. Onları o yüzden çeperin biraz dışına attık. Bütün hikaye Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar arasında. Şimdi bu ikilinin ilişkisini anlayabilmek için biraz köyü anlatmak lazım. Belki biraz
uzun gelebilir. Sıkılırsanız söyleyin, ben keseyim sonra konuklarla devam ederiz. Yok, önemli bu. Yani izleyicilerimiz çünkü, açısından da önemli. Hem konuklarımız da, yani bir kere de soru sormak isterseniz, bizim de size sorularımız siz, var. Hani soru da sorabilirseniz uzmanlık daha... alanlarınıza göre sorularımız var. Evet. İşin bir dolu boyutu var çünkü ama bu önemli, hayır. Bu otoriter bir isim, aileyi yönetiyor, toprağını yönetiyor, gelirlerini yönetiyor, paylaşımı yapıyor. Arif Güran biraz daha görece ona göre biraz daha silik bir karakter. İşte muhtelif iddialar var ama bir de aile ile ilgili şöyle şeyler var. Biz buna galericilik yapıyorlar. Geniş bir aile, çok geniş bir aile. Diyarbakır'da da tanınan, bilinen bir aile. Ailenin bir bölümü siyasetin bir tarafında, bir bölümü bir tarafında. Orada akrabalık ilişkileri, geniş aile ilişkileri çok fazladır biliyorsunuz. Yani hepsini bağlamaz tabii bu durum. Yani çerçeveyi etkili çizmek tabii için, yarattıkları etkiyi anlatmak için söylüyorum. Şimdi Salim Güran buranın imparatoru bu köyün. Öyle söyleyelim. Zaten muhtar. Muhtar demek muhtar orada... Muhtar da sonuçta yani, aileden bir önceki kuşaktan, ondan önceki kuşaktan gelen benzer ilişkilere de sahip. Yani yine devletle ya da işte otoriteyle, öyle söyleyelim. Ya da kendini otorite olarak gören bölgede kanaat önderleriyle ilişkileri olan siyasiler, insanlar. Siyasiler, jandarma bir şekilde temas halinde. Evet. Açık konuşalım. Şimdi tefecilik de kayda geçtiği için söylüyorum. Para veriyorlar. Ve olaydan önce de zaten Salim Güran'ın kardeşi, yani Nari'nin babasıyla diğer sanık, yani itirafçı sanıkla aralarında da bir husumet, husumet var. Ama o husumeti herkes biliyor. Öncesinde tırnak içinde söylüyorum, o husumetin çözülmesi için de bir cemaat kurma dedikleri bir şey var. O cemaat kurma bildiğimiz anlamda cemaat değil. Yaşlı, sözüne itibar edilen, yaş almış diyelim, İnsanların gelip işte bizim aramızda, Hülya ile aramızda örf oturmak var gibi böyle husumet evde var. İşte evet. Nevzat Hoca, diğer konuklar daha böyle bu işi çözebilecek insanlar ve aralarında aramızı bulmaya çalışıyorlar ama husumet çözülememiş. Böyle bir ortamda gidiyoruz şeye. Yani Nari'nin kaybolma bu hikayesi. Bu önemli. Bunu bir yere koymak yani lazım. Yani araba bu meselesinden dolayı değil mi? Evet, bunu ama şöyle, bunu Nevzat dile getirmiyor. Bunu Salim Güran, Arif Güran, Enes Güran, Yüksel Güran dile getiriyor. Bu kısmı önemli. Ha, bu ne demek mesela? Çünkü bunu onun dile getir. Çünkü savunma stratejisini bugün biraz anlatmaya çalıştık. Savunma stratejisini bunun üzerine kuruyorlar. Neden? Çünkü Nevzat'ın üzerinde kalması lazım bu hikayenin. Şimdi kaybolduktan sonra, Narin kaybolduktan sonra bir terlik bulma vakası var. İşte kuzenlerinden birisi Diyarbakır yolu üzerinde, köyle Diyarbakır yolu üzerinde işte Roman vatandaşların kaldığı bir kamp ya da çadır alanı gibi bir alan var. Orada bir terlik buluyor ama bu arada ikinci gün olması lazım. Narin kaybolduktan sonraki ikinci gün gidiyor bir terlik buluyor. Bu terliği alıyor, getiriyor. Narin'in kaybolduğuna dair, yani o bölgede kaybolmuş olabilir diyorlar. Sonra aileden bir başka biri. Yönlendirme değil mi? Önemli. Aileden bir başka biri. Hemen köyün tam tersi yönde bir sulama kanalı var. O bölgedeki arazileri, burada gördüğümüz arazileri sulayan kanal. Diyor ki sulama kanalına düşmüş olabilir. O ara annesi röportaj veriyor, diyor ki, babası röportaj veriyor, diyor ki dereye düşmüş olabilir. Kanala düşmüş olabilir anlamında. Annesi diyor ki kim benim çocuğumu götürüp öldürdüyse getirip bıraksın diyor. Getirip öldürdüyse bıraksın diyor. Buraya bıraksın diyor. Ağlıyor işte her gün. Yüzündeki ifade ve küpeler değişiyor. Yani her seferinde odaya kapanılıyor. İşte o röportajlara hazırlanıyor. Gazeteciler köyde, onlar içeri alınıyor, röportaj veriliyor falan. Ama bugün soruyorlar, diyor ki yok, öyle bir şey yok. Ben diyor öyle söylemedim. Kayıtlı olan röportajları söylüyor. Tabii aynen. Şimdi ya yani bir dakika, senin devam etmeni istiyoruz. Yani böyle tam süreçte hem iyi oluyor hem bu hafızaları da bir tazelemek anlamında. Evet. Yani bütün şimdi, hepsi birleşmiş bir şekilde zaten burada bir cani var. Çünkü ben yani yaptım demiyor, bana yaptırttı diyor, ben gittim attım diyor. Yani Nevzat Bahtiyar'ın üstüne hepsi bunu yıkmaya çalışıyor. Ve hepsi yani burada kolektif. Bugün duruşmada öyle oldu. Evet. Duruşmada. Yani bir olayın ilk başlangıcına bazı ufak bilgiler vererek anlatıyorum ki şunu hatırlatmamız lazım. Şimdi 19 gün... Biz 19 gün infial halinde bu çocuğu, ya bu nasıl kaybolur, nasıl bir köy yerinde bir çocuk kaybolur diye sorup böyle her gün yerimizden zıplıyorduk ya. O aradaki infiale sürüklenme sürecimizi, toplum olarak vicdanımızı kanatan o sorunun etrafında nasıl koştuğumuzu bir hatırladıktan sonra
şunları hatırlatmam lazım. Salim Güran bu arada sürekli muhtarlığından ve jandarma ile içli dışlı olmasından kaynaklı oradaki jandarma ekibini, yani bunu açık açık söyleyelim, tamamını bağlamaz tabii bu, kafasına göre yönlendiriyor. Nasıl oluyor bu peki? Sonradan fark ediliyor. Bu nasıl olabiliyor? İşte yani... Onu ben söyleyeyim. Tamam, bu nasıl olabiliyor şimdi gerçekten? Şöyle, sen benim sözüme itibar ediyorsun değil mi? Her zaman. Ben işte doğru söyleyeceğimi düşünüyorsun. Yayına davet ettin, geldim. Şimdi ben burada yalan... Böyle bir tercihte de bulunabilirim. Eğer suç işlemişsem, yanlış bir şey yapmışsam. Tamam da bu ilişki biçimi... Yani... Oradaki ilişki biçiminde işte suç işleme potansiyeli olan birinden bahsediyoruz. Açık yani bu. Şüpheli zaten. Yeğenini öldürmekten sanık. O ilişkiyi böyle kuruyor jandarmayla. Jandarma da ona güveniyor. Ama bu güven çok böyle hani basit bir ihmali bir şey gibi değil. Yani 5 gün, 6 gün boyunca bunları yönlendirebilmiş olması bence ciddi bir problem. Yani bunun da üzerinde başka soruşturmalarda benzer bir şey olmasın diye bunun katı kurallarla doğru şekilde koyulması lazım ki başka soruşturmalarda bunun benzeri hikayeler bizim karşımıza çıkmasın. Doğru. Çünkü orada hemen çünkü öne alınmalı orada, mevzusu çok orada, önemli. Orada İlk bir sıkıntı olduğunu daha. Söyleyelim. Şimdi. Ama sonra ne oluyor? Ankara'dan gelen ekip, jandarma genel komutanlığının talimatları, oradan giden bilgiler diyorlar ki bu adamlar bizi yönlendiriyor. Ondan sonra mesafe koyuluyor bunların arasına. Yani bunları hatırlatmamız lazım. Jandarma ile bunlar arasına mesafe koyuluyor ve çeşitli muhtelif tutanaklar tutuluyor. İşte aramayı nasıl yönlendirdiklerine dair. Diyelim ki dere yatağına gidiliyor. İşte ailenin birinci, nasıl ifade edeyim, birinci dereceden akrabaları Salim Güran'ın kontrolünde olduğu düşünülen ve değerlendirilen kişiler geliyor. Jandarma da yanında telefonla konuşurmuş gibi yapıp dinleyip sonra onlara aktarıyor. Ve her gün ya da 2 günde bir akşamları toplantı yapılıyor. Yani onlara sorduğunuzda biz bunun halini nasıl buluruz, acaba ne oldu falan filan diye tarif ediyorlar. Ama jandarmanın tutanaklara yansıttığı değerlendirmesi, bunlar akşam gizli toplantı yapıyorlar. Bu olayı nasıl yönlendiririz'e dönüyor. 6. 7. gün. Ama sonra ciddi bir gözaltı dalgası yok. Bir hemen anında savcılığa sevk etme yok. Orada bir izleme takip süreci var belki de. Dolayısıyla aradan bir 19 gün geçiyor böylece. Sonradan Ankara'dan ve gelen gözümüzün önünde sonra Ankara'dan bu gelen JASAT güncelliğini ekibi, koruyan sorularla birlikte soru işaretleri. Sonra Ankara'dan gelen JASAT ekibi, yanlış hatırlamıyorsam, bu dere yatağını zaten 5 kere 10 kere falan aranmış. Yani ben oraya da gittim. Hatta görüntüleri de vermiştik. Sonra Veysi gitti. Birçok kez de yayın yaptık. Yani İlk aranan yerlerden birisidir diye düşünebileceğiniz bir yer ama o kadar geniş bir alan ki yani tekrar tekrar belki aramanız gerekiyor. Bir de tabii çocuğun üzerine en çukur yeri bulup üzerini kapatacak şekilde bir Nevzat Bahtiyar bir tane diyor. Sonradan 3 tane koca kaya parçası. Yani şöyle söyleyeyim, şu sandalyenin genişliğinde metrekare olarak da herhalde evet bir yüksekliği de aşağı yukarı öyle. Üzerine 3 tane kaya parçası Ankara'dan koyuyor. Gelen ekip mi düşünmüş suyu debini düşürelim de biz bir daha burada arayalım diye? Şimdi, yoksa bir bilgi mi gelmiş de ona istinaden suyun, arama yapmışlar? Yok, bir bilgi yok. Zaten o arama kontrol yani bölgeyi tekrar tekrar arıyorlar. Yani orada sabahın çok erken saatinde gece yarılarına kadar süren aramalar var. İlk bir hafta için öyle söyleyemeyeceğim. 18. gün sonunda. 19. gün. 19. gün ne oluyor? 19. İşte aynı yani bir haftadan sonra daha sıkı bir arama çalışması var. Dolayısıyla orada çıkınca savcıya haber veriliyor. O adli tıp kriminal kısmını Nevzat Hocam'la birlikte değerlendiririz. Bir kaba özetini yaptıktan sonra böylece duruşma günü. Şimdi ilk aşamada soruşturmada bizim bildiğimiz şeyler var. Bir de sorduğumuz sorular var. Soruların tamamına yanıt yoktu. Dün ve bugün aslında o fotoğrafın eksik parçasını tamamladık. Nasıl? Ha yine fail yok. Yine ama fail şöyle yok. Bir şey. Ya neyi tamamladık? Şöyle bir şey var. Yani bu 4 sanık açısından benim kendi değerlendirmem şöyleydi. O yüzden bu grafiği de ben gündüz öyle yaptım, dün de öyle kullandım. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine baktığınızda aslında cinayet sebebinin bu ikisi arasındaki
ilişkiden, yani daha doğrusu fiili olarak cinayetin işlenme sebebinin bu ikisi tarafından bilindiğini ama bu ikisi tarafından da tamamen açıklanmadığını söyleyebiliriz. Yani öldürme eylemini yapan ve saklayan aslında zaten itiraf ediyor sakladığını. Sakladığını ama, itiraf ediyor evet, zaten. Evet. Tamam. Yani orada çemberi daraltmak açısından. Şimdi Enes Güran, Yüksel Güran da bu çemberin içinde ama esas hikaye Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın arasında. Tamam. Onu öyle ifade edeyim ben. Neden? Çünkü Salim Güran, şimdi daraltılmış baz çalışması dediğimiz bir şey var. Köyün etrafında 3 tane baz istasyonu var. Ben onu bilmem diyor bazmaz, bilmem dedi. Şimdi oradan daraltılarak işte çok yakın zamanda iddianame çıkmadan bir 10 gün öncesinde böyle bu işi gerçekten çok iyi bilen bir uzman ekibi böyle bir çalışma yaptırdılar. Hepsi şurada çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın yani bu sanığın Nari'nin cenazesini aldığım dediği yer. Neresi? Arif Güran'ın evi. Hepsi burada çıkıyor. Enes, Yüksel, zaten ikisi uyuduklarını söylüyorlar kendi ifadelerinde. Ama diğer ikisi burada. Şimdi diyor ki ben HTS tanımam diyor. Şimdi HTS tanımam dediği sanık kendi avukatları sorduğunda bütün sorulara cevap verdi Salim Güran. Ama savcı, mahkeme başkanı ve müdahil avukatlar sorduğunda hiçbirine cevap vermedi. HTS'yi tanımıyorum dedi. Diyor ki mahkeme başkanı diyor ki hepsini bir kenara koyalım mahkeme başkanı. O babacan adam diyor ki sen Narin kaybolduktan sonra gece 22.50'de daraltılmış baz bilgileri çalışmasının dışında senin sinyal telefonunun sinyali eğer tutmaz deresi şu sol taraftaki bungalovların hemen solunda bir yerde bulunduğu yer Nari'nin. İşte şurada. İki ya da üç tane bungalov var orada. Hı hı. Hemen karşıda da görüyorsunuz konukların arkasında. Orada bulunuyor. İşte şurada bulunuyor. Diyor ki sen diyor evet, gece oraya niye gittin? Onu da kabul etmiyor. Elinde kayıt var yani. Mahkeme başkanı hani soruyor bunlar, yani. Bunlar maddi deliller. Bu onu da kabul etmiyor. Mesela diyor ki yeğenleri, karısı soruşturma aşamasında verdikleri ifadeler var. Salim'den çünkü Salim'le görüşemiyorlar. Bazı ifadeler kullanıyorlar. Sen diyor böyle söylemişsin diyor eşine. Diyor ki ben öyle söylemedim diyor. Çünkü bu arada yani tutuklandıktan sonra cezaevinde kaldığı süreden bugüne kadar geçen sürede Salim'in aleyhine olan bütün ifadeler onlar tarafından biraz önce konuştuk. Avukat hanım da söyledi. İşkence iddiasıyla alındığı diye ifade ediyorlar ve böyle bir strateji kurulmuş. Aleyhlerine olan her şeyi daha önce açıkça savcılıkta ya da jandarmada kollukta söylediği ifadelerin de tamamını reddediyorlar. Niçin? Bu üçlüyü kurtarmak için. Bu üçlünün bu olaydaki rolünü eksiltmek, azaltmak, alabilecekleri cezayı uzun vadede düşürmek için. Burada piyango hani tırnak içinde söylüyorum. Piyango kime çıkıyor? Şöyle duruşmadaki ifadeleri ve sakladığı şeyler açık olduğu anlaşılan Nevzat Bahtiyar'a çıkıyor. Yani öncesinde düşünülmüş demişler ki biz burada sağlam durursak bu işin sonunda bugün ceza alabiliriz ama yarın çıkarız. Yarın yırtarız buradan kurtuluruz demişler. Kurtuluruz. Yani öncesiyle birlikte anlattım. Biraz da uzun anlattım ama hepimizin kafasında otursun senaryo diye. Arada bazı eksikler var. İstersen sen devam et. Olur. Ben yine... Ama yani sen de yine arada girmen gereken yerde lütfen gir. Çünkü yani bu yayında başından sonuna davaydı. Takip etti iddianame ve Diyarbakır'a da gidip geldiği için sağ olsun. O anlamda Zülfikar'la evet, bu akşam böyle götüreceğiz diyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim hiç konuşmadılar. Her şeyi reddettiler. Görmedim, bilmedim, duymadım. Bu şekilde böyle devam etti. Yani hepimizin en çok korktuğu şey şu. Bir taraftan bakıldığında yani bu bütün bu yaşananlar, bütün bu süreç yani bunların ceza almadığı ya da az ceza aldığı sadece Nevzat Bahtiyar denilen caninin yani diğer canilerden ayırarak tırnak içinde söylüyorum. Tabii toplum vicdanında çünkü hepsi öyle. Almadığı bir sürece doğru girersek herhalde infial olur gibi geliyor bana.
Yani nereye doğru gidiyor? Yani bilmedim, derece, duymadım, görmedim ve bütün... İlk derece mahkemesinden öyle bir ceza çıkar. Evet. Uzun vadede belki bazı itirazlar gelebilir. Yani sonuçta hukukla hepimiz bağlıyız. Tabii. Delillerle karar verilmesi lazım. Hı hı. Ama bugün Salim Güran bence bugün konuk olan eski savcı Alptekin Yıldırım da ifade etti onu. O bence o nokta önemli. Belki son ifade olarak onu söyleyeyim. Sonra diğer konuklarımızla senin moderatörlüğünde devam edelim. Hı hı. Dedi ki maddi delilleri bile kabul etmiyor olması mahkeme toplamda bütün ifadeleri aldık, tanık ifadelerini dinledikten sonra aslında cinayeti işleme konusundaki üzerindeki şüpheyi artıran bir şey olarak mahkeme tarafından değerlendirilir. Bu da tabii ileride nasıl değerlendirilir ona bakmak lazım ama burada birinci derecede şüpheli olduğu cinayetin işlenmesinde artık bugün verdiği ifadelerle de bu işin bir parçası olduğu açık hale geldi dedi. Çünkü yani gerçekten şöyle diyebilir mesela ben o saatte aramaya katılıyordum. Muhtemelen sıkı bir sorgu yapıldı bugün. O arada böyle bir şey söyledi. Yani 22.50'de Narin kaybolduğu gün dere yatağına gitmişsiniz. Bir de olay günü yani kaybolduğu gün gitmişsiniz. Şöyle de söyleyebilirdi. Ben aramaya gittim, yeğenimdi, bakmaya gittim onu da söylemiyor. Yani sürekli böyle bir reddetme hali var. O üzerindeki şüpheyi artıran... Ve delil olarak da bence değerlendirilebilecek bir şey. Yani verdiği ifadeler sebebiyle olayı saklamaya, açığa çıkmasını engellemeye dönük bir şey olarak çok son önemli. İfade olarak söyleyeyim. Çok teşekkürler. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Mustafa Bey sizinle devam etmek isterim. Güvenlik ve suç araştırmaları uzmanısınız. Uzun uzun da açıklama yapmıyor. Çünkü ne kadar çok konuşursa o kadar çok hataya düşebilir. Yani kısa, net kelimeler ve cümlelerle öyle söyleyeyim. Bugün emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir yine senin konuğundu. Evet. Önemli bir şey söyledi. Dedi ki bir dakika yani daha çapraz sorguyu aslında dedi, bakıldığında görmedik dedi. Şimdi sorgulama yapılıyor. Biz neyle karşılaşacağız bugünden sonrası için onu bilmiyorum. Ama en azından bize bu davanın ikinci günde ne dersiniz? Ya bu sır perdesi aralanabilir mi? Şimdi Hülya Hanım öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Kolluk faaliyetleri ikiye ayrılıyor. Yani polis ve jandarmanın faaliyetleri, önleyici kolluk faaliyetleri, suç oluşmadan sonra yaptığı faaliyetler. Bir de suç oluştuktan sonra narin cinayeti gibi suçu maddi delilleriyle birlikte ortaya çıkartıp bir fezleke hazırlamak suretiyle Cumhuriyet Savcılığına sunması. Şimdi... Narin cinayetinde anlaşılıyor ki jandarmanın kolluk tarafı bu işe baktı ve fezleke kısmında dosyada savcılığa sunduğu maddi delil anlamında bir delil bana göre yok. Şimdi HTS kaydı, baz daraltması, işte sen bu saatte buradaymışsın bunlar maddi delil değil ki. Şahıs diyebilir işte yeğenimi arıyordum oraya gitmiştim. Şimdi ben her zaman... direkt konuşan birisiyim. Yani direkt konuşmak istiyorum burada da. Aynen öyle. Şimdi kaç gündür işte televizyonlarda birileri çıkıyor. Daraltılmış baz istasyonu çalışması yapıldı. Evin odasına kadar biliyoruz. Bir kere böyle bir teknoloji yok. Nasıl bir teknoloji var peki? Yok ben söyleyeyim. Şimdi orada 3 tane baz istasyonu varsa o 3 baz istasyonuna göre 100 metreye kadar da şaşaraktan size... Orada olduklarına dair bilgi verir. Bu HTS kaydı veya baz istasyonu çalışması kolluğa maddi delil toplama anlamında sadece yardımcı olur. Bakın dinleme, HTS, baz kaydı dediğimiz çalışma kolluğun suç işlendikten sonra veya adli dinlemede, önleyici dinleme dediğimiz kolluk suç oluşmadan sonra dinlemede maddi delile ulaşmış. Burada şimdi bu dediğimiz şeyler maddi delil değil ki. Ayrıca mesela... Ben ona bir cümleyle bir katkıda bulunarak yani sizin dediğiniz gibi olmayabilir o manada. Değil söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Şimdi bu köy askeri bir havalimanının Türkiye açısından stratejik olan bir havalimanının tam karşısında olan bir yer. Yani geniş açıda da fotoğraflarını görüyoruz. F-16'lar uçuyor, terör operasyonlarına katılan uçaklar kalkıyor yani bu sır değil. O biliyoruz. Orada 3 tane baz istasyonu var. Tamam. Onun da baz istasyonunun sinyal bilgisi yapısını ben bilmiyorum. Teknoloji
teknolojik, yüksek teknoloji bilmeyi gerektiren bir şey. Yani siz işin o yönüyle ilgili bilgi sahibi misiniz bilmiyorum. Ama ben elindeki maddi ve deliller ya da bilgiler ışığında söylüyorum. Delil demeyeyim, bilgiler ışığında. Bunların her birinin 15-20 sinyal hücresine sahip olduğu için o baz istasyonunun yapısından kaynaklı. Yani askeri havalimanının çevresinde olmasından kaynaklı. Her bir istasyonun 15-20 sinyal hücresi olduğu bilgisi var. Bu sebeple daraltıldığına dair dosyada bu çalışma yapılmış. Sonra bu mahkemeye gönderilmiş. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne savcının hazırladığı iddianame bu mahkeme tarafından da kabul edildiği için tamam. Ve deliller arasında olduğu için hani böyle bir şey yok demek belki yanlış anlaşılabilir. Bunu ben düzeltmiş olayım. Ben söyleyeyim. Yani 100 şu anda metre... biz hukukla bağlı olduğumuz tamam, için. Tamam aynen öyle ben söyleyeyim. Evet ama şöyle de bir şey var. Doğru değil doğru. Yani tabii yanlış anlaşılmasın. Aynen aynen. Çünkü ama şöyle bir şey var. Şimdi Mustafa Bey güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı ya. Yayın öncesinde de konuştuk özellikle editörüm Erdem bir de. Biz bir taraftan akışı hazırlarken senden de tabii çok faydalandık. Çünkü hani çok üzerine gidiyorsun HT yani manşet programında. Bu arada ben, bu de, çok, yeni, ben de yeni duydum ha, bunu yani. Evet. Özellikle de baktım. Arka planına nasıl yapıldığına baktım. Evet, evet. Çünkü mesela Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi orası da terör o hedefi olduğu için oradakilerde de benzer bir baz istasyonu kurulmuş olabilir. Oradaki hücre bilgisi atıyorum normal yani Beşiktaş'taki herhangi bir sokaktakinden farklı olabilir. Belki bunu teknolojik olarak şimdi Mustafa Bey'e de yani. Biz şunu sormak istiyoruz. Özellikle yani en başından beri aslında Mustafa Bey hep şu cümleyi kullandı Narin meselesinde. Dedi ki jandarma dedi. Sınıfta kaldı. Yani ilk gün özellikle bu olaya başka bir şekilde yaklaşmalıydı dedi. Biz de sormuştuk hatta evet, size doğru. Gündüz yayınında da akşam yine birlikte olduğumuzda. Zülfikar yine sen vardın akşam bu yayını yaparken hatırlıyor musun cinayetin ilk evet. Zamanı? Evet. İşte jandarmanın özellikle cinayet şüphesiyle yaklaşması gerekiyordu ki öyle yaklaşılmadı herhalde. İlk başta kayıp böyle... müracaat olarak başladılar. Evet kayıp müracaat ama evet. ilk başta cinayetle yaklaşılsaydı biraz daha farklı akşam olabilirdi. Akşam normal saatte değil yani 21 gibi ilk kayda şimdi evet. Bu baz istasyon çalışmasında daraltmasında da evet. Ne olursa olsun Zülfikar Bey'in anlattığı konuya ben yine de şerhimi koyayım. Ben bugün bu işleri yapan kişiyle konuştum bizzat. Biz ya dedim herkes bunu söylüyor. Bir ilin bu işi yapan kişisiyle konuştum. Şimdi ben editoryal açıdan o şerhi koyayım. Okay. Siz yine fikrinizi hocam, tamam, ifade ben söyleyeyim. Şey, Zülfikar Bey dedi ki stratejik bir yer iyi korunuyor. Daha TUSAŞ patlaması yeni oldu. Şimdi oraya geleceğim. Yani ben geliyoruz. Bir bitireyim isterseniz Hülya Hanım. Ben bitireyim. Tabii, ben tamam. bildiğim için konuşuyorum. Olur buyurun. Bilgiyle buyurun. Konuşuyorum. Buyurun. Şimdi 100 metreye kadar baz istasyonu daraltması sapabilir. Yukarıya aşağıya sağa sola sapabilir. Eğer ilk gün cinayet şüphesiyle şüphelenselerdi, bakın Türkiye'de 3-5 ilde bulunan kestirme cihazı, bak bilgiyle konuşuyorum. Kestirme cihazıyla o gün oraya gelselerdi... Kestirme cihazı ne? İşte o baz istasyonlarının verdiği eğer bir şey varsa, sinyal varsa... Mesela şöyle söyleyeyim, Taksim civarında birisini arıyor. Şöyle bir kalkıp anlatın bize. Ama, yok. Yani anlatacak bir şey olmasa bir şey yok. En azından... Taksim... Hayır orada basit harita olsaydı evet. Harita var. Üçnoğlu grafiği verebiliriz. Üçnoğlu grafiği değil mi? Şimdi bugün bak, de hazırlattım. Buyurun buyurun buyurun. Taksim'de bir terör mensubu şüpheliyi takip ediyor kolluk. Talimhane civarında... Biraz önceki grafik arkadaşlar. Biraz önceki. Talimhane üçü arkadaşlar. Haritayı gösterirseniz... Bu değil. Biraz önceki var ya. Hemen onu gösterebilir miyiz? Şimdi kolluk bakın. Talimhane civarında bir sinyal aldı. Takip ettiği önleyici istihbarat faaliyeti kapsamında... Gelecek takip mi arkadaşlar? Gelecekse hemen onu şey yapalım. Ben şöyle çekileyim biraz önce mi? Benim Yedinoğlu pardon zaman çizelgesi olan da, arkadaşlar. Efendim? Yok, Yedinoğlu çizelge yenidir. Yediyi mi? Evet. Tamam yediyi arkadaşlar oldu. Hemen yediyi getirelim. Evet bu. Böyle tamam. Geçip burada anlatalım. Böyle bu tarafa size. Böyle buyurun. Şimdi bakın burası bir köy. Yani tamam bu köyde buranın yanında askeri Mustafa alan Bey, olabilir. Çubuk da var lütfen buyurun isterseniz ha, bu, önünüzü şimdi daha bu geniş bir alan. Bu geniş bir alan. Askeri alan burası olabilir. Hı hı. Bu tarafta olabilir. Buradan istasyonlar olabilir ki bu tarafta olduğu söyleniyor istasyonların. Hı hı. Bu istasyonlardan... Şöyle ben göstereyim size. Kalk Zülfikar sen de Allah oturma Allah çünkü. Şimdi ben onu almayayım evet. O sizde kalsın. Tamam. Nezat Bahtiyar'ın olduğu taraf şimdi burası ailenin evi. Olay yeri burası. Müştemilat ahır burası. Ocak var burada. Hemen şu
çapraz şu hizada. Tamam, Nevzat Bahtiyar'ın gözünün hizasında askeri üs varmış tamam. gibi düşünelim. Hı hı. Orası yani orada. Bu tarafta köyün kanalının olduğu üst taraf. Tamam kolluk gibi. Şunu yapar. Şimdi bakın bu baz istasyonlarından örnek canlı buradan vereyim. Taksim Talimhane'de önleyici istihbarat faaliyetleri kapsamında kolluk bir terör mensubunu burada eylem yapacak diye fiziki takip ediyor. Dedi ki talimhanede 5 sokak var biz burada sinyal verdi ama bulamıyoruz. O zaman kestirme cihazı getirilir. Der ki kestirme cihazıyla kardeşim Taksim'de Habertürk'ün burasında. O gün yapılacaktı. O kestirme cihazının etkisi öyle bir şey diyorsunuz. Tabii o gün yapılacaktı o gün. Ama bu 4 kişinin sinyal verdiği gün kolluk yani jandarma cinayetten şüphelenseydi cinayetten şüphelendiğinde ki bu kestirme cihazıyla nokta olarak bulabilirdi. Ha şimdi kolluğa şunu verir. Evet siz dördünüz işte Salim Güran'ın evinin burada veya işte derenin bu kısmında şey verdiniz, sinyal verdiniz. Bu kolluğa sadece soruşturmayı yaparken yani sorguyu yani dedektif, cinayet dedektifleri buradan bir yola çıkmaya çalışır. Bakın ses kayıtları eğer eylem yoksa mahkemede diyecek ki aramızda konuştuk. Öyle söylediler zaten. Zaten evet. Öyle olur. Bakın maddi delile ulaşma anlamında HTS kaydı, ses dinlemeleri. Yani ilk başta diyorsunuz Hüker, cinayeti de koşuğa sadece yardımcı olur. Bunlar adli sorgulamada veya savcılığın yapacağı iddianamede sadece kalır ortada. Bunlar çünkü sonuçta bu olay yargılanacaklar, istinafa gidecek, yargıtaya gidecek. Orada eğer maddi delil yoksa işte biraz önce sorduğunuz soruda bir kişi sadece narini gömmekten belki ceza alacak. O itirafçı oldu. Öbürleri hepsi bakıyorsunuz şimdi bugün sorgulamayı hakim yapıyor. Yani sorgulamayı maddi delili dosyaya kolluk getirmesi gerekiyordu. Yani fezleke ile birlikte savcıya savcı iddianamesiyle hakime bugün gördük ki biz ceza yargılamasında hakim maddi delil arıyor. Normalde maddi deliller üzerinden konuşur. Hakim bakın biraz evet. önce evet. mahkemedeki olayları anlattılar. Normal değil bunlar mahkemede. Hakimin işte kürsüden inip sakinleştirmesi veya işte sorduğu sorulara aileden cevaplara istinaden tekrar soruyu geri çekmesi falan. Yani kısacası yani jandarma kolluk gücü suç oluşmadan önce ve suç oluştuktan sonraki tahkikatın ikinci söylediğim evresinde narin cinayetinde fezlekeyi düzgün yapamadı. Düzgün yapamadı. Olabilir şu siz anda de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Çok. Olabilir. Ben onlar da elinden geleni yapmış olabilirler ama mutlaka eksikler, gedikler de vardır. Şimdi, yani siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. İl jandarma alay komutanı şunu dedi. Hı hı. Ankara'dan gelen ekipmanlarla inşallah Allah'ın izniyle bu olayı çözeceğiz. Yani birinci gün sizin kayıp müracaatının akşamında bu işi ya öldürme de olabilir, cinayet de olabilir bu diye soru işaretleriyle devamlı düşünmesi gerekiyor. Bu arada duruşma bitmiş, ikinci duruşma sona ermiş. Avukat Çağla Gül 5 dakika ya da 2-3 dakika sonra yayınımızda olacak. O bize biraz detayları aktaracak. Bakın, ikinci duruşma, devamında bizde deliller karartılmış. İz ve deliller karartılmış. Yani işte evde halılar yıkanmış. Aralarında korkunç ya kolektif bir kötülük var ortada o tabii. O zaman yaptığım yerinde dedim yıkamış, ki battaniye kayıp. Keşke obzör cihazı getirerek mahkemeden dinleme kararı alıp ortam dinlemesi yapsaydınız. Niye yapmadınız bunu? Ortam dinlemesi yapsaydınız o cemaat kesilen aralarında organize oldukları konuşmaların hepsini dinlerdiniz. Gerçekten. İşte yani bu soru bunda, işaretleri de kafalarda hala o kadar taze ki niye peki? Bunlar soru işareti değil, tespit ve çok da önemli. Hayır yani işte biz de soru olarak bunları soruyoruz. Değil mi? Neden peki? Niye yapılmadı o zaman Zülfü? İşte, ben zaten anlatırken ilk bir haftadaki eksiklere, ihmallere, kişisel tabii. tasarrufların biz bunları elbette soracağız. Şöyle kişisel tasarruf yani devlet açık söylüyorum hani devlet görevi yapan jandarmanın bunu böyle bir kişisel tasarrufla bu şekilde bir soruşturma yürütmesi o konuda katılıyorum. Yani zaten ben bunları kendim de anlatıyorum söylediniz, yayında. Tabii. Benim itirazım sadece böyle bir usul yok, delil yok kısmına maddi bilgiyle katkıda bulunmakta. Yoksa şunu söyleyeyim. Delil olarak kabul edilmez. HTS kaydı. Şimdi mahkeme bunu kabul etmiş. Kabul eder ama ya yargıtaya gidecek bakın, bu dava. Hukukçu birazdan söyleyecek arkadaşımız. Ben o zaman meramımı anlatabilmek tabii. için şöyle söyleyeyim. Benim akrabam var. Alalım tabii. Çünkü birazdan Diyarbakır'a da
bağlanacağız. Böyle konuşalım. Ardından tabii ki diğer konuklarım da var. Bir saat içinde ilk yayınımıza 20'de başladık saat 8'de. Saat 9'u 9 geçiyor. 21.09, 21.10 diyelim. İlk bir saat içinde hem izleyicilerimiz açısından hem de biz kendimiz özellikle hazırladığımız grafikler ve bunların üzerine konuşalım istedik. Hem Diyarbakır'a bağlandık hem de Zülfikar Ali Aydın biraz bize anlatsın, aktarsın istedik. Bu kısmı tamamlayalım, ardından bir Diyarbakır'a döneceğiz. Ben de şöyle düşünüyorum. Benim itirazım sadece böyle bir usul yok denmesine, mahkeme kabul ettiği için böyle bir usul var. Mahkeme kabul etti çünkü biz bunu doğru kabul etmek zorundayız. Delil olarak bunu alıyor. Ha, ötesine götürerek meramımı anlatayım. Şimdi siz nerelisiniz? Kırşehirlisiniz diyelim ki. Akrabanızın evine gittiniz. Diyelim ki, varsayım olarak söylüyorum. Yani yüksek mahkeme de şöyle düşünebilir. Gittiniz, yol yorgunusunuz, uyuyorsunuz. Orada birisi öldürüldü. Siz daraltılmış baz istasyonu sinyal bilgisinin içindesiniz. Sizi de şüpheli yapar mı bu durum? Ya Türkiye'nin zaten en büyük sıkıntısı o. İşte bu daraltılmış baz istasyonuyla şimdi, insanları şüpheli veya sanık yapamazsınız zaten. Şimdi burada başka bu kişiler açısından başka faaliyetler var. Şimdi siz yol yorgunu gittiniz, uyudunuz bir evde, bu kafayla eğer başka deliller yoksa, yan deliller yoksa sizi de şüpheli yaparlar, sizi de cezaevine atarlar. Zaten sistem, hukuk sistemi böyle çalışamaz, böyle olmaz. Olmamalı. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki burada bu ailenin, şimdi geriye kalan kısmında bu ailenin üç ferdinin Nevzat Bahtiyar'la birlikte bu işi örtbas etmeye çalıştığını, olayın asıl nedenini ortadan kaldırmaya dönük faaliyet yürüttüğüne dair başka deliller ve şüpheler var. Dolayısıyla hani sizin yol yorgunu olarak gidip şüpheli olmanızla bunların olması arasında da ciddi bir fark var. Peki. Onu söyleyeyim. Şimdi diğer konuklarımla böyle gidelim ama Diyarbakır'a da mutlaka döneceğiz. Çünkü duruşma bitmiş. O yüzden gazeteci meslektaşım Emrullah Erdinç de orada. Avukat Çağla Gül Bulut da. Şimdi duruşmadan çıkıp birazdan bağlanacak, konuşacağız. Profesör Doktor Nevzat Alkan adli tıp uzmanı. Biz çok yayın yapmışızdır. Yayın yapmışlığımız çok vardır uzunca zaman. Ama bu mesele biraz başka. Yani ne diyor size? Yani bütün bu gelinen süreçte yani kafanızda nasıl bir soru var mesela? Yani siz sorun soruyor. Yani nasıl bir soru var bugün? Hani kim, neden öldürmüş, niçin öldürmüşün dışında bu sır perdesine dair, bu organize kötülüğe dair nasıl bir soru var? Şöyle diyelim, hani kim neden öldürdü kısmı zaten spekülasyon olur. Tabii. Artı daha hani somut konuşmak gerekiyor. Şimdi bu narin olayı Türkiye'ye bir ibret oldu ve kötü gidiyor işler. Yani sırf yargılama kısmı değil, daha yeni başladı. İkinci gün bugün. Daha devam edecek, insanlar çözülecek, itiraflar gelecek. Daha çok beklediğimiz şey var. Yani bu böyle gitmez. Herkes metanetini, soğukkanlılığını koruyor şeklinde gitmez bu iş. Şimdi bir süre sonra çözülür herkes mi? Yani bu Tavşantepe köyünün dağılır, herkes dağılır. Sessizliği. Cezaevi kolay bir yer değil. Günler geçtikçe herkes orada artık yavaş yavaş hani lanet olsuna döner ve birçok bilgi gelecektir. Şimdi üç tane şey vardı. Bir jandarma sorgusu vardı. Bu beni çok şaşırttı. Jandarma sorgusundan bir şey çıkmadı. Demin hani söylendi, bizde işte işkence yapıldı söylendi. Ben ona asla inanmıyorum. Yani gözaltında kötü muamele görmedikleri fikrindeyim. Zaten adli tıp muayeneleri de var. O konuda da bir sıkıntı yok. Artı ifade zabıtlarından da belli. Yani bir şey de dememişler zaten. Bunun dışında teknik deliller var. Zülfikar Bey'in dediği işte alan daraltma falan vesaire gibi. Şimdi bu tabii Türkiye için yeni. Çünkü ben de ağır ceza dosyalarına sürekli bilirkişlik yapıyorum. Dosyalarda pek böyle raporlar görmüyorum. Ama şimdi aleniyet kazandığı için dosya, bu tür raporlar yakında basına servis edilir, sızar bir şekilde gelir. Görürüz bakalım neyi nasıl yapmışlar. Ama burada önemli olan ceset elde. Yani 19. gün bulunmuş bir ceset var. Buradan delil elde edecekti. Yani hem cesetten hem de işte diğer kriminal laboratuvarın çalıştığı şeylerden. Burada büyük bir sıkıntı oldu. Yani olayın 19 gün geçmesine bağlı olarak adli tıpın kattığı pek bir şey kalmadı. Yani orada ilk ölüm muayenesinde vali zaten şöyle bir laf etti. Ateş silahı ve kestirici alet söz konusu değil. Zaten 8 yaşında çocuk başka ne olacak? Hani arsenikle, siyanürle zehirleyecek haliniz yok. Ağzı burnu kapanacaktı. Adli tıp bunu kattı. Cinsel istismar var mı bunu da söyleyemedi. Artı söyleyemedi bunu da. Bunları da söyleyemedi. Birçok konuyu da söyleyemedi. Yani
ağzı burnu kapandı, boynu sıkıldı, öldü dedi. Ama zaten bunun çok olaya bir katkısı da olmadı. O nedenle gerçekten hani ne yapılmaması gerekir kısmına bir örnek oldu bu. Evet, ama bugün gelinen noktada yani işte örnek oldu ama ne kadar buradan ders alınır tabii, bu da önemli. Ama bu programın amacı burada hataları, eksikleri gündeme getirip ders alınmasını sağlamak. Çünkü tabii sevgili ki, güvenlikçi tabii arkadaş ki. Çok güzel ne anlamı var ki o zaman yaptığımız programların? Yani Yusker en azından Bey biraz hani savunma yapıyor kanal görevlisi olarak gördüğüm kadarıyla ama hakikaten büyük noktalar oldu. Hayır, ben maddi, maddi bilgiyle bir olayın tartışılırken başka bir açıdan da değerlendirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Mesela şu sorgulandı şimdi mahkemenin mı? Kabul ettiği bir şeyi bir hocam şey yaparsak olmaz yani. O çünkü ayrı. Ona göre ama, konuşmak ama zorundayız. Ama şöyle de bir bizim şey var. Biz şey kafamızda yok. Kafamızdaki soruları usulüne uygun elbette soracağız ki bu soruları. Evet. Çünkü bir sorgulamada kafalarda o soru işaretlerine bir şekilde biz de hizmet edeceğiz ki yani bir şekilde yani, yol açılsın. Bu eleştiriler gelecek ki bu tip mevzularda gelişim gelsin. Eleştiri şöyle, olmadan gelişim olur mu? Nasıl olacak hocam, o zaman? HTS kaydı, savcılık ve mahkemenin kabul ettiği bir şey. O açıdan söylüyorum. Niye mahkeme kabul etmesin ki bir delil sunulsa? Hani kabul etti demek bunun muteber itibar hayır, görüp şey olduğunu Mustafa göstermek Mustafa Bey böyle bir şey yok dedi de. Hayır yok der. Bakın bunun bir sadece kişilerin mahkum edilmesi için yeterli bir delil olmadığını. Zaten ben de değil. Yaptığımız yayınlarda burada da söyledim, bir soru sordum. Dedim ki herkes bu şekilde yol yorgunu gittiğiniz bir yerde biri sizin dışınızda bir diğer kişiyi öldürse uyuduğunuz için suçlu olabilirsiniz. Onu da söylüyorum. Türkiye'nin peki, zaten ama yok diye kabul lazım. Etmek yanlış olabilir. Burada delilleri peki, tamam. Birlikte konuşuyoruz. Tamam peki. Avukat Çağlagül Bulut'u gördük. Emrullah Erdinç de gazeteci meslektaşım, o da orada sağ olsun. Emrullah sana da dönmek isterim ama öncesinde hemen sıcağı sıcağına ikinci duruşma sona erdi. Ben hem gözleminizi hem de katkınızı almak isterim Çağla Hanım. Buyurun. Teşekkürler Hülya Hanım. Duruşma bitti. Ben gittim duruşmaya kaldıktan sonra çok kısa bir süre sonra bitti. Ben halbuki tanık anlatımlarına beyanını da alacağını düşündüm. Ancak herhalde sanıkların tanık talepleri olacağı için yarın diğer tanıkları da dinleyip beyan alacak. Sanıklar da bu sırada duruşma bittikten sonra beyan dilekçesi, tanıkların isim dilekçesini hazırlıyorlardı. Mahkeme sunun UYAP'tan dedi çünkü. Onları hazırlıyorlardı. Ben gidince Salim Güran'ın kızları dinleniyordu. Burada dikkatimi çeken kızlar dinlendikten sonra babaları için gurur duyuyoruz seninle, sana inanıyoruz, sana güveniyoruz gibi cümleler sarf ettiler. Aynı zamanda Arif Güran'ın sağlık durumu için endişelendi anneyle Enes. Bu sırada Enes kızlardan birine, en son dinlenen kıza Rezan'dı sanırım, ona sordu babamın durumu iyi mi diye sorarken Yüksel Hanım da biraz ağladı, Enes de ağladı ve sonra oradan mahkeme hemen avukatlarına söz vererek hani lütfen söyleyin biz bilmiyoruz durumunu dedi. Avukatları da iyi olduğunu söyledi. Daha sonra Baran da kalktı söz aldı. Mahkeme orada bir sağduyulu davrandı. Baran da kalkıp söz alarak babasının iyi olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını söylediler. Orada bayağı bir iki taraf, iki kişi de anneyle oğul biraz ağladılar. Biraz küçük çaplı bir sinir krizi geçirdiler. Daha sonrasında duruşma bitti ve yarın saat 10'u erteledi. Normalde 9'u erteliyordu. Mahkeme de artık çok yoruldu hepimiz gibi. O yüzden yarın sabah 10'da duruşmalar sanıkların belirttiği tanıklarla, mahkeme tabii bunu takdir edecek kabul edip etmeme konusunda ama kabul edecektir diye düşünüyorum. Sanıkların belirttiği tanıklar dinlenecek. Daha sonra tutukluğa ilişkin beyanları ve tanık anlatımına ilişkin beyanları dinleyerek de duruşma yarın bitecektir diye öngörüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Çağla Hanım'a sorusu olan var mı? Sıcağı sıcağına duruşmayı izliyor. Emrullah bu arada biz bu bir saatlik yani 1,5 saate yaklaşıyoruz. 1 saat 20 dakikalık süre içinde sen de dinleyebildin herhalde. Burada özellikle hem Mustafa Bey ile Zülfikar arasında yani bir konuda ayrışma, ayrı fikir demeyeyim ama o sorgulama noktasında böyle farklı yerden baktılar. Belki oraya dair sen de bir şey söylersin. Çağla Hanım'a sorusu olan var mı öncelikle? Mustafa Bey?
Hocam biraz da kesişiyor noktayla. Yani o ayılmalar, bayılmalar ve ağlamalar evet. ilerleyen zamanda bunların bir şekilde hocamın dediği gibi cezaevinde bir gün bin gün gibi geçer. Kimse acaba öyle mi yoksa bu tiyatro döner, bu döner, şekilde yok, mi devam döner, edecek? Döner mi? Döner. Bilmiyorum. Hocamın dediği doğru. Cezaevi görmeyenlere cezaevi görmeyenler çok, için sosyal, çok zor bu işler. Bir yer gibi geliyor ama bir görseniz hakikaten hocamın dediği olacak. Geç uyuyamazsınız. Kesinlikle bir noktada tabii. psikolojik baskı tabii, olacak. Baskı. Olacak, evet. Olacak. Evet. Peki Emrullah bu 1 saat 20 dakikalık süre içinde herhalde duyabildin ya da dinleyebildin. Bu olayda özellikle gözlemlediğiniz temel eksik noktalar nedir diye ben Mustafa Bey'e sorduğumda özellikle jandarma noktasında birkaç bir şey söyledi. Bu baz istasyonunun daraltılması, HTS kayıtları baz daraltması aslında bir taraftan bakıldığında bu işi çözmeye ne kadar yeter, delil olarak kullanılabilir mi meselesi üzerinde biraz durmak istedik. Çünkü kendisinin uzmanlığı suç ve güvenlik suç araştırmaları uzmanı. Şimdi jandarma tahkikatında yanlış yapılan aslında bir şey var mı, eksik yedik bir şey var mı diye sorduğumda ilk gün bu mesele sadece kayıp değil ama cinayet üzerinden bakılmalıydı. Yani jandarma cinayet şüphesiyle yaklaşsaydı belki daha farklı olurdu dedi. Ne dersin biraz başa dönersek? Şimdi tabii ki Hülya Gönük ama öncelikli olarak rejiden bir ricam olacak. Bizim kulaklıktaki sesi bir tık daha yükseltebilirse sizi çok fazla hani duyamıyoruz. Çok böyle duyarken zorluk çekiyoruz. Rejideki arkadaşlar onu halledebilir misiniz? Buna bir arkadaşlar bir de teyit ederseniz yani. Tabii. Tamam. Şimdi ben hemen sorunuza geleyim. Şimdi baktığımız zaman HTS kayıtları, baz kayıtları ana delil değildir. Her zaman için yan delildir. Yani yan delil olarak ne diyebiliriz? İşte o kişilerin hani orada bulunduğunu gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Ama hani bu oradaki kişilerin ya da genel anlamda söylüyorum bir kişinin hani suçu tam işledi mi, işlemedi mi bu kısmı flu alandır. Ve bu dosyada şu an biz baktığımız zaman bazı deliller anlamında birçok kısmı hani yan delil olarak belirttiğimiz deliller arasındadır. Sabit delil olarak bakacağımız tek bir ayrıntı vardır aslında dosyada. O da Nevzat Bahtiyar'ın narin kızımızı dere kenarına koyduğu kamera görüntüleri ve itirafı. Ve yer göstermesinde de tam da hani bıraktığı yerde hani bulunmuş olması ve bunları da itiraf ettiğinde burası sadece şu an için hani ana delil olarak belirtebileceğimiz bölümlerdir. Ve sonraki alanlara baktığımız zaman da Nevzat Bahtiyar'ın sürekli ifadesini değiştirmesi var. Ve jandarmanın kısmına gelecek olursak da aslında bu soruşturmanın başında yapılmış olan hatalar evet var. Yani bunlar ben bilerek yapıldığı anlamında bunu söylemiyorum ama bazı hatalar yapılmış durumda. Şimdi bölgesel olarak Türkiye'deki biz özellikle çocuk cinayetlerine ya da çocuklara karşı işlenmiş olan suçlara baktığımız zaman tanıdığı kişiler ve aile içindeki kişiler tarafından bir suça işlendikleri, bir suça dair mağdur edildiklerini biz defalarca görüyoruz. Bunun Türkiye'de çok örneği var, binlerce örneği var. O yüzden de aslında aile ilk başta mağdur olarak evet ifadeleri alındığında olay şüpheliler listesinde de ilk kategoride olması gerekiyordu. Yani o zaman işte Salim Güran'ın yönlendirmesi, diğer aile fertlerinin ifadeleri bunlardan daha öncesinde ilk yapılması gereken kamera görüntüleriydi. Şimdi biz ilk kamera görüntüsünü nerede görüyoruz? İşte 15-15'te hani bir kamera görüntüsünü görüyoruz. Ama daha sonrasında bir kamera çalışması yapılmış mıydı? Hayır yapılmadı. Ne zaman diğer kamera çalışmaları yapıldı? Narin kızımızın dere kenarındaki naaşı bulunduktan sonra diğer kameralar ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın işte dere kenarında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Ve buna dair çalışmalar ortaya çıktı. Oysa ki bunlar daha öncesinde yapılmış olması gerekiyor muydu? Yapılmış olması gerekiyordu. Bir başka bana göre bir dakika bir şey söyleyeceğim. Emrullah bir saniye bir şey söyleyeceğim. Profesör Doktor Nevzat Alkan bir ekleme yapmak istiyor. Adli tıp uzmanı. Emrullah Bey'in dedikleri çok doğru. Başta zaten kayıp araştırması yapılıyordu. Sonradan evet. soruşturma aşamasına dönünce ısırık izi de mesela 9. gün incelemeye alındı ki iş işten artık geçmişti. İş işten geçmişti. Halbuki o ilk 2. gün tespit günde. Edilmiş tutanaklar da var ama incelemesi 9. gün oldu. Evet orada bir de yıkanma konusu var. Peki bu var. Ne demek? Evet. İşte başta bu tür kötü bir olasılığı kimse düşünmemiş. Önce çocuğu bulalım diye düşünürken akla bu gelmemiş, basiret bağlanmış. Emrullah sendeyiz Emrullah Ermen için tekrar. Tabii şimdi biz yine aynı şekilde Enes Güran'ın baktığımız zaman
kolundaki diş örneklerinin alınması günler sonrasında oldu ve adli tıp dedi ki ben bu anlamda net bir tespit yapamıyorum dedi. Şimdi biraz daha ayrıntısına girecek olursak, şimdi biz burada mahkemede neyi bekliyoruz? İşte çapraz sorgularla, avukatları, mahkeme heyetinin çapraz sorgularıyla birlikte bu cinayetin sis perdesinin aydınlatılmasını istiyoruz. Oysa ki asıl çapraz sorgu dediğimiz sorgu daha kolluk kuvvetlerindeyken olması gerekiyordu. Şimdi orada bildiğim kadarıyla Mustafa Bey de var. Bu anlamda kendisi de deneyimli olduğunu biliyorum. Şöyle olurdu daha öncesinde. İşte polis birisini gözaltına, özellikle bu tarz böyle hani çoklu kişileri gözaltına aldığında içeride onları bir psikolojik baskıyla birlikte çok böyle hani sorular da sorarak, farklı farklı sorular da sorarak, hani hatta birkaç kişiyi aynı anda sorguya alarak onların yalanlarını da ortaya çıkartarak o çelişkileri de ortadan giderek bir ifade zinciri alırdı. Ama biz bu dosyada şöyle bir şey gördük. Bazı ifadeler, özellikle kritik ifadeler için söylüyorum. Evet, buradaki sanıkları baktığımız zaman jandarmada gözaltında tutuldular ama ifadelerinin bazıların bir kısmı savcılıkta alındı. Yani bu ne anlama geliyor? Savcı çapraz sorgu esnasında bunları hani yapamaz. Savcının karşısına geldiğinde doğal olarak avukatları da yanında, savcı soru sorar ve o soruları da sadece rahat bir ortamda yanıt veriyordu. Ama bu daha önceki biz soruşturmalara baktığımız zaman da poliste bir sorgulama olduğunda ya da jandarmada çoklu böyle sanıkların ya da şüphelerin olduğu dosyalar olduğunda çapraz sorgularla birlikte aslında ilk daha o aşamasında bazı çözülmeler gerçekleştirilebilirdi. Ve yine bakacak olursak da bazı alınmış olan ifadelere, buradaki hani ifadeler bazında söyleyeceğim. Hani özellikle de Güran ailesinin kadınları, bu dosyanın iddianamesinin temeli olduğu için de söylüyorum. Bazı yerlerde ipuçları veriyor, bazı yerlerde konuşuyor. Ama o konuşmaların biraz daha ayrıntılı bir şekilde üzerine gidilmiş olsaydı, belki daha o esnada çapraz sorguların daha sağlıklı bir şekilde yapılmış olması gerçekleşmiş olsaydı, biz belki de bugünkü duruşmada daha farklı yanıtları arıyor olabilirdik. Daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. En azından belki de Narin Gürenov'un katili kim? Belki de bunu görmüş olacaktık. Bu soruşturma en başında hani aile odağından kadınlar başlayarak yürütülmüş olsaydı, şu an daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik Hülya Könek. Doğru bir şey söyledin tabii. Yani kadınlar aslında, yani zayıf buradan bakıldığında her zaman. Yani asayişçi ve gasp büroda çalışıyorum. Fidye amaçlı adam kaçırılmış. Şimdi, beş tabii, eve beş ev aynı anda operasyon. Zayıf halka kadındır derken evet, oraya bir altyazı şey verin. Anlamında, sorguda. Altyazı verin öyle hemen şimdi. Sorguda buradan beş böyle Ebru Hanım'la birlikte yanınıza doğru yaklaşacağız. Yani, vallahi. Beş yeri evet, basacağız. Yani, evet. Kaçıranların liderinin nişanlısını aldık. Gece 4. Gayrettepe'deyiz. Herkes uykusuz. Büro amirimiz, ismini çınlatayım, Mehmet Şahne, Mersin İzmir Emniyet Müdürlüğü yapmış, şimdi emekli. Odadayız dediği gibi, sorgudayız, yorulmuş hepsi. Kızı biz sorguladık, evi söyledi. Yani çünkü nişanlısı ona söylemiş, kaçıranların başı olan kişiye söylemiş. Yani sorguda, suçta kadın daha zayıftır. Bu kolluk bunları savcılığa çıkartıp ifade alma aşamasından ziyade jandarma kısmındaki kolluk bunları toplu bir şekilde gözaltına alıp jandarma il komutanlığının sorgu odasında sorgulasaydı bu kadınlardan bu olayı çözerler. Burada en şaşırtıcı şey bence neden yani bir kadına şiddet uygulandığı zaman, kız çocuğu olsun bu ya da genç olsun, erişkin olsun, ilk önce aileden zarar gelir. Birinci şüpheli aile zaten. Niye aile en başta, hani zaten 48 saat, 72 saat geçtikten sonra, geçtikten sonra hemen bu konuyla ilgili şüpheyle sorgulanmadı, şey yapılmadı, irdelenmedi. Ben bunu çok şaşırtıcı buluyorum. Çünkü şöyle bir anlayış var. İşte bir zarar gelirse dışarıdan gelir. Hayır. Bir zarar gelirse çocuklara, kız çocuklarına, kadınlara ilk önce aileden gelir. Birinci aranacak yer orası. %70 oranında kadın ailesinden zarar görür. Kız çocuğu da dahil olmak üzere. Dolayısıyla kayıp haberi... Bunun binlerce örneği. Ya binlerce. Ya bununla ilgili bilimsel literatür var yani bunu gösteren. Böyle bir şey olduktan sonra ilk önce neden aileyi almıyorlar? Bu bir. İkincisi, kadınlar çözülür dediniz. Burada kimse çözülmez. Neden çözülmez? Çünkü burada çok ciddi bir itaat
söz konusu. Burada bir lider var, bir grup lideri var. Bu kültürde her kültürün içerisinde bir grup lideri vardır. Ama ve bu buradaki amca durum biraz daha başka diyorsunuz. Evet, amca zaten ailenin şeyi, ne derler, en güçlü figürü, otorite figürü, bütün gücü elinde bulunduruyor. Kaldı ki o bölgede muhtarlık yapıyor. Bütün devlet otoritesiyle ilişkisi orada var. Orada muhtar demek buradaki muhtarla aynı anlamı taşımıyor. Değil ama yani hani bir lider, bir şey dediğinize katılıyorum. Ha, o tabii. Anlamda tabii. Aynı anlamı taşımaz. Yani. Kesinlikle tabii. Çok ciddi bir otorite ve dolayısıyla da orada aslında etki karar verici şeye sahip, yetkiye sahip, kararı o veriyor ve herkes ona itaat etmek zorunda. Yani çözülse o zaman Yüksel Güran da çözülürdü. Kadın değil mi? O da şu anda sorguda, içeride. O da şey yapardı. Dolayısıyla çok ciddi bir itaat kültürü var ve onun sarsılması epey bir zaman alacak. Psikolojik bir baskıyla zaman içerisinde cezaevi ortamında süreç uzadıkça, umut kayboldukça, çaresizlik ortaya çıktıkça yavaş yavaş belki çözülmeler olacak ve o zaman gerçek anlamda itiraflar gelecek. Ama o ana kadar bence itaat etmeye devam edecekler. Öyle. Peki. Şimdi sizinle devam etmek isterim ama tabii çok yorgun olduğunu biliyorum aynı zamanda Çağla Gülbulut'un. Ama birkaç sorumuz da olacak kendisine. Bir hemen diğer konuma döneyim, ardından tekrar Çağla Hanım'a geleceğim. Önemli bir şey söylüyorsunuz verdiğiniz bir röportajda. O söylediğiniz şey çok dikkatimi çekti tabii. Yani işin karanlık noktası, işin sır perdesi, bunlar hepsi alalım bir tarafa koyalım. Ama diyorsunuz ki ya ben burada bu kolektif kötülüğe, kolektif vahşiliğe tabii ki şaşırıyorum. Ve hala şaşırmaya da devam ediyorum. Umudumu da kesmemek adına. Çünkü niye? Şaşırmak demek aslında hala umudu da bir taraftan kesmemek demektir. Ya burası zaten böyle, hani bu toplum, bu yapı zaten böyle demek işi biraz daha karamsarlığa götürür. Ama siz şöyle bir cümle kullanıyorsunuz. Bu bir uygarlık sınavıdır aslında bütün bizim yaşadığımız diyorsunuz. Ve biz bu anlamda sınıfta kaldık diyorsunuz. Ve hepsi ağız birliği yapıyor. Ağız birliği yapmalarının da bir motivasyonu var belli ki. Biz bu ağız birliği yapmalarının motivasyonunu bu kolektif, yani bir taraftan o güçten de anlıyoruz. O dinamiklerden, o yapıdan da anlıyoruz. Gerçekten sınıfta mı kaldık biz? Yani görünen o ki gerçekten sınıfta kaldık. Saat 21.31 ve biz uzun zaman diliminden beri, sadece bugün için söylemiyorum, çok uzun süredir narin yavrumuzun bu işte talihsiz olay başına geldiği andan itibaren bu meseleyi maalesef konuşuyoruz. Tabii uygar milletlerde bunu konuşmak acı veriyor. Yani biz de bu anlamda uygarlık başlangıçlarını yaptık. Yani Cumhuriyet zaten bunu gerektiriyor ama biraz böyle meseleyi farklı bir yere doğru da götürmek istiyorum. Biraz önce Nevzat Hoca'ya, hocam siz sorun dediniz soruyu. Şimdi bu meseleye ilişkin de ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Birincisi hani başta şunu söyleyeyim, ben umutluyum. Yani bir umutsuzluk durumu söz konusu değil ama doğru tespitler yapmak zorundayız. Yani açıkçası ben hakim değilim burada. Burada bir yargılama da yapmıyoruz. Dolayısıyla amcam öldürdü. O işte Nevzat Bahtiyar mı öldürdü? İşte anneyle amca beraber mi bu işi yaptılar? Bu işin aydınlanması gerekiyor tabii ki ama onun ötesinde şimdi ben çocuklarla ve gençlerle de çok bir arada olan birisiyim. Tabii. Ve çok mesai harcıyorsunuz. Narin'le alakalı bu olay meydana geldiği andan itibaren tabii böyle çok talihsiz zamanlamalar var. Mesela 19 Ağustos'ta kayboldu Narin ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşıldı. Ve 9 Eylül'de Türkiye'de eğitim öğretim başladı. Yani bu çocuk hayatta olsaydı hukuken, şimdi hukukçu kimliğimle konuşayım, eğer biz onun yaşam hakkını koruyabilseydik hayatta olacaktı ve eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktı. Ve yine tabii bu süreçte işte aslında herkes söyledi. Biraz önce Emrullah Bey de söyledi onu. Benim başından beri aslında ilk cümlem olacaktı o. Ama tekrar edeyim. Çocuğa karşı işlenen suçlarda adli istatistiklere baktığınızda, Nevzat Hocam bu anlamda daha iyi bilecektir. Adli istatistikler şunu gösteriyor. Çocuğa karşı işlenen suçlarda failler büyük oranda en yakınındakiler. Annesi, babası, kardeşleri, oradaki çevre. Yani dolayısıyla şimdi sonra komşusu. Siz Zülfikar Bey başında yine siz de söylediniz. Yani bu soruşturma devam ederken başladığında
aramalar yapılırken birçok konuyu saptıran ailenin ifadeleri var ve aile o sürecin içerisinde orada. Bir kere bunun baştan itibaren profesyonelce yönetilmediğini, bu sürece aklın hakim olmadığını söyleyebilirim. Şimdi yine dönüyorum. İşte 7 Kasım'da Nari'nin duruşması, ilk duruşması yapıldı. Bugün 8 Kasım, duruşmada ikinci gün. Ve şunu soruyorum. Bugün 8 Kasım ve Türkiye'de 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatil bugün başladı. Neden Narin, gelişmiş bir ülkedeki sıradan bir çocuk gibi bugün tatile ayrılmayıp 2 gün sonra Ulu Önder'in okulunda ölüm yıl dönümünü anmayıp sonra da ailesiyle tatile gidemedi? Bence biz oturup hep birlikte bütün ülke olarak bunu düşünelim. Yani giden bir gitti. Bir de şunu da düşünelim mi acaba? Yani mesela biz yargı organları işte çember daraldıkça bu çapraz sorgularla, açıklamalarla hem Çağla Hanım'a sormak isterim hem size Çağla tabii Hanım'a ki. Çağla Hanım'a bir önemli soru var. Tamam geleceğim. Ya bu çember daraldıkça çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşırdık diye düşünüyoruz. Yani hepimiz de böyle düşünürüz. Ama buradaki gidişat o anlamda çok umut verici değil. Yani niye öyle oldu gerçekten? Niyesi de şu, onu da hemen söyleyeyim size. Niyesi, yani dediğim gibi çok profesyonel sanki ilerletemedik süreci. Her anlamda, vatandaş da öyle. Yani herkes bu konuda, işte bir an önce tabii ki çok heyecanlıyız. Bu işin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ama ya bu işin sonuçlanması profesyonel bir iş. Yani yargı organlarının bu anlamda çok sıkı, çok ciddi kolluk güçleriyle birlikte birincisi çalışması gerekiyordu. Şimdi basın yayın organlarında, sokakta vatandaşta bu konuda gerçekten çok ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Halk mahkemeleri kurduk baktığınızda. Ve bu emin olun şu an orada sanık olarak yargılanan herkesin işine yaramış durumda. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim, çok özür diliyorum. Zülfikar, yani bütün bu süreçte biz... Yani bütün biz bunları konuşurken onlar da bir şekilde bunları duyuyordu, televizyon açıyordu. Biz bu masaları kurarken kaç gün sonra Nari'nin annesi, yani, Nari'nin kardeşi, Nari'nin amcası yani kaçıncı DNA, 20 gün. Evet. Ya bir şey tamam, söyleyeceğim. 20 gün değil. Salim Güran daha önce DNA'sı bulununca aracında. Evet. Sonrasında da 21. gün olması lazım toplu gözaltının, bir zaman çizelgesi yine vardı. Zülfikar Bey, bu çocuk kaybolduğunda ilk andan itibaren zaten şunu konuşuyoruz. Bu kişilerin mensup altında. Çağla Hanım'a sorunuz var ama Hani hukuk fakültesi öğretim üyesi olarak şimdi de konuşayım. Hukuk fakültesi öğretim üyesinde ikinci sınıfta biz ceza hukukunda öğrencilere şunu aktarıyoruz. Diyoruz ki ceza hukukunda hakimin bir mahkumiyet kararı verebilmesi için yargılamada %100 kanaate ulaşması lazım. Şu an tabii herkes her şeyi konuşuyoruz ama şu an mevcut olay açısından da baktığımızda %100 kanaate ulaştığımızı söyleyemeyiz. Yani bu Nevzat Bahtiyar da olabilir, amca da olabilir, diğer kişiler de olabilir. Dolayısıyla yine temel bir ilke burada eğer suça dair bir şüphe varsa şüpheden sanık yararlanır. Yani dolayısıyla burada çok profesyonelce, çok temkinli, çok özenli, aklın hakim olduğu bir soruşturma süreci ve sonrasında da kovuşturma sürecinin yürütülmesi lazım. Yani peki, en temel şey bu. Peki. Çağla Hanım, size sorusu var. Mustafa Büyücü'nün güvenlik ve suç araştırması uzmanı kendisi. Siz duruşmadaydınız. O sırada epey böyle bizle konuştuk o süreç içinde. Buyurun. Şimdi hocam. Önce Çağla Hanım'a soruyorum. Çağla Hanım'ı hocama da aynı zamanda. Evet. Yani yarınki yargılamayı kendi mahkemesi mi yapacak, nöbetçi mahkeme mi yapacak? Yani cumartesi, pazar siz bundan önceki yargılamalarda kendi mahkemesinin yargılama yaptığı uygulamada bir karşılık gördünüz mü? Yarın kim yapacak yargılamayı? Çünkü hafta sonu nöbetçi mahkeme yarın bildiğim kadarıyla yargılama. Şimdi bu özel bir durum zaten. Şimdi başka bir mahkemenin yapılması mümkün değil. Burada tüm toplumu ilgilendiren bir davadan bahsediyoruz. Dosyaya hakim olanlar mahkeme heyeti, mahkeme başkanı üyeleri ve savcısı. O yüzden tabii ki de başka bir mahkemenin yapması mümkün değil. Normal süreçte nöbetçi mahkemeler var, evet, ama bu normal bir dava, normal bir zaman değil. Burada da işte usul ekonomisi gereği üst üste hem de...
Ekstrem yani olağanüstü haller söz konusu. Normalde duruşmalarda biliyorsunuz mesai de 5'te biter normalde de. O yüzden kendi mahkemesi yapmak zorunda. Buna dair de bir kimsenin şüphesi olmasın. Bunu da aydınlatmış olalım. Çok doğru ve yerinde bir soru aslında. İnsanlar bunu düşünebilir. Evet normalde olmuyor ancak bu davada yarın tabii ki de kendi mahkemesi bakacak. Kendi heyet değerlendirecek. Çünkü konuya hakim olanlar onlar. Yani bugün bu mahkemede başkan bu basında yer alan röportajlara, videolara kadar sordu. Hatta bu cezaevi görüşmelerini de mahkeme başkanı sundu. Bu kadar hassas yürütülen bir süreç. O yüzden başka bir mahkemenin bakması maddi gerçeğe ulaşma konusunda sorun yaratır. Peki, sorusu olan var mı? Var mı? Zülfikar, senin sorun var mı? Yok. Yok. Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Emrullah, bütün sürece baktığında aslında ya şu başından beri aslında en temel mesele, en temel soru Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın da dediği gibi sorduğumda iki soru var. Yani kim yaptı, neden yaptı, hani ne gördü, ama bunun üzerine birçok şey speküle ediliyor. Ama ne konuşursak konuşalım, deliller varsa da tırnak içinde ETS kayıtları bir dolu bir şey, aile konuşmuyor. Yani çember daralıyor. Hızla ne kadar sonuca ulaşabiliriz? Çünkü hızla sonuca ulaşırız. En azından biri çözülür diye düşünüyorduk. Ama Nevzat Hocam diyor ki işte cezaevi koşulları insanı öyle bir çözer ki diyor. Bilmiyorum artık daha kaç gün sürecek bir şekilde. Bir gazeteci olarak ağız birliği yapmalarının motivasyonunu nasıl değerlendiriyorsun Emrullah? Şimdi birincisi ağız birliği yapmanın motivasyonunu şöyle değerlendirebiliriz. Çünkü aile, hani hep diyoruz ya, hani mafyada olur da omerta sessizliğiydi. Bir anda kendi içlerinde bir sessizliğe bürümüş. Kendi içlerinde aslında konuşuyorlar ama dışarı karşı hiçbir şeyi sunmuyorlar. Yine belki az önce konuşmanın başına döneceğiz. Eğer ki kolluk kuvvetlerinde çözülmüş olsaydı en hızlı çözülecek alan orasıdır. Kolluk kuvvetlerinde çözülmediği yerde, hele hele böyle mahkemelerde, bunu şu anlamda söyleyeceğim. Çünkü Nevzat Bahtiyar hiç kendisini savunmuyor ve avukatı da savunmuyor. Sadece ve sadece sanık avukatlarının bir toplu halde savunmalarını görüyoruz. Çünkü onlarda da bayağı bir yaklaşık 14-15 avukat var. Hepsinin bir kilitlendiğini ve öncesinde de çalıştığını ve bir takım böyle plan çerçevesinde bu duruşmaya geldiğini görüyoruz. Şimdi ben burada çözülmenin, hani mahkeme salonunda çözülme şu aşamada yakın bir zamanda beklemiyorum. Ama az önce Nevzat hocamızın söylediğine katılacağım. Cezaevi koşulları. Ama burada cezaevi koşullarının ilerleyen süreçte değişmesi gerekecektir. Nasıl değişmesi gerekecektir? Şimdi burada bir ya video konferansla zaten cezaevinden bu videolarda izlediğimiz gibi bir görüşme sağlıyorlar, ya da sık sık zaten aile fertleri cezaevine gidip burada ziyaret gerçekleştiriyor. Ve mümkün olduğu kadarıyla cezaevinde aslında kendilerini diri tutuyorlar ve bu anlamda da nasıl bir haber ulaştıracaksalar da aile içindeki haberleri cezaevindeki kişilere de ulaştırıyorlar ve bir anlamda iletişimlerini sağlıyorlar. İletişimlerini kesmenin yöntemi çok uzak cezaevlerine göndermektir. Belki de Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerine göndermektir. Ve hiçbiri aynı cezaevinde kalmaması gerekiyor. Şimdi burada baktığımız zaman aynı cezaevinde kalıyorlar. Doğal olarak yargılama da yapılacağı için onların transferleri, cezaevinden araçları ve nakil transferleri de bu bölgede olmaları gerekiyor. Fakat buradan uzak yerlere gönderildiğinde buradaki kişilerin, yani yakınlarının onları ziyarete gitmesinin zor olması, o imkanları zorlaştırırsalar işte o zaman belki ilerleyen süreçte bir çözülme olabilir. Ama aynı cezaevinde olursalar sık sık aile fertleri tarafından ziyaret ediliyorlar. O ziyaret esnasında da çözülmeleri imkansız olur diye söyleyebilirim. Önemli. Ama sen mesela mafyadan örnek vererek omerta yasasından bahsettin ya, yani onu uygulayan bir taraftan o İtalyan mafyasını biliyoruz. Ama orada onları da korkusuz savcılar dize getirmişti, değil mi?
Şimdi tabii ki orada evet. baktığımız zaman savcılar dize getirmişti. Ama şimdi orada ilk soruşturma aşamasında başlayan ve tam yetkiyle yürütülen bir Omerta'ya karşı yapılan operasyonlar vardı. Şimdi burada zaten operasyon yapmış, artık ifade aşaması ve yargılama aşamasındayız. Yani burada artık hani sözün yargıda olduğu noktasındayız. İşte burada çözülmeni sağlayabilmesi için dediğim gibi hani cezaevlerinin çok farklı koşullar. Çünkü burada neden bahsediyoruz? Hani yani bir saatlik bir mesafe bile almıyor. Yani çok sabah çıktınız, cezaevine gittiniz. Hele hele erken avukatları da hani çok sık bir şekilde her gün gidiyorsa avukatı isterse sabahtan akşama kadar orada tutuklusanın yanında kalabilir, sohbet edebilir ya da bir şey iletmesi gerekiyorsa bunları iletebilir. Ama şimdi belki avukat Çağlar'ın buna karşı çıkacaktır. Ama şimdi uzak bir yerlere götürürseniz avukatının gitmesi de zor olacaktır. Yani avukat gidecek, gelecek ve her gün yapamayacaktır. Şimdi yalnızlaştırmak gerekiyor. Aa, bir dakika. Eğer o zaman bu yalnızlaştırırsalar şu an beraberinde çözülmeyi de getirebilir diyorsun. Üç tutuklu kesinlikle, kesinlikle zaten benim burada söylemek istediğim o. Yalnızlaştırmadıkları müddetçe bu çözülmeyi biz sağlayamayız, çözülmeyi göremeyiz. Ne zaman ki yalnızlaşacak, o zaman size şunu söyleyebilirim ki etki pişmanlıktan yararlanmak isteyip de mahkemelere başvurular da gelebilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani Enes Güren için söylüyorum. Daha yaşı küçük. Aynı şekilde daha öncesinde hiçbir suça karışmamış ve hiç böyle bir olaylarla da hani adı anılmış ve cezaevinde. Şimdi doğal olarak ki Enes Güren eğer ki farklı bir cezaevinde kalırsa ve yalnızlaştırıldığı noktasında biz hiçbir suça karışıp karışmadığını nereden biliyoruz? Artık psikolojisi bozulacaktı. Belki ve karışmış zaman, da üstü kapatılmış. Kaydı suç kaydı yok. Belki için, kim bilir. Şu an için suç kaydı yok. Şu an için yok ama yani biz tabii. Yok şimdi. Şimdi biz kayıtlar için söylüyoruz. Kayıtlar için biz tabii. Kayıtlar için söylüyoruz. Eğer kayıtlarında bir suç kaydı olmuş olsaydı, cezaevine girmiş olsaydı zaten bunlar bilinirdi. Bunu niçin söylüyoruz? Bazı 10'un yaşındaki bazı gençleri gördüğümüzde işte 24 suç kaydı, 30 suç kaydı, cezaevine girmiş çıkmış. Şimdi cezaevine girmiş çıkmış birisi cezaevi ortamını bilebilir ve kendisini o anlamda kitleyebilir. Ama cezaevine daha öncesinde hiç girmemiş birisini siz yalnızlaştırırsanız durum farklı olabilir. Yine aynı şekilde baktığımız zaman bu Yüksel Güran içine geçer. Çünkü bu iki isim de aslında önemlidir. Yüksel Güran'ı da yalnızlaştırılması gerekecektir. Şimdi biz bu duruşma salonunda neyi görüyorduk? Salim Güran aksine hani o ilk böyle hani durumundan daha farklı. Hani burada bile yürürken sürekli kendisinden çok emin, başı dik bir şekilde yürüdüğünü görürüz. Aslında bütün sanıkları biz öyle görürüz. Nevzat Bahtiyar haricindeki 3 sanık da neredeyse başı dik bir şekilde yürüyor, kendisinden çok emin. Çünkü niye? Ailesinin arkasında olduklarını biliyorlar ve sürekli de bir iletişim halindeler. Ama ne zaman ki yalnızlaştırırsınız, yalnız olduğunu hisseder, işte çözülmeye artık bu saatten sonra orada başlayabilir. Peki meslektaşın Zülfikar Ali Aydın bir konuda Emrullah yani bu bir yöntem ama buna gerek kalmadan keşke başta da konuştuk ya soruşturmayı etkin biçimde kolluk yapsaydı. Hmm. Şimdi biz bunu niye konuşuyoruz? Ben ayrıca kişisel fikrim yani bu aile özelinde, bu olay özelinde bu ailenin cezaevinde yalnızlaştırılsalar bile buna gösterecekleri dirençin fazla olacağını düşünüyorum. Bu şahsi bir değerlendirme. Ama bu da bir yöntemdir. Bunu yaparsınız. Örgüt soruşturmalarında da yapılır. Ağır suçlarda, işte katalog suçlarıyla ilgili mahkemelerde yargılanan tutuklularla ilgili olarak da yapılır. Bu bir yöntem. Ama ben bunun sonuç vereceğini çok düşünmüyorum. Ama şey Kedicikler davasında mesela her gün bir avukat gidiyordu. Devlet bir anda dedi ki bunu en iyisi biz en uç Kars'a Erzurum'a gönderelim. Ne hocaydı evet. O? Van'a gitti. Tabii işte Van'a her gitti. Gün bir avukat. Adnan Hoca. Adnan Hoca işte devlet o stratejiyi orada güttü. Hocayı Adnan'ı Oktar'ı yalnızlaştırdı. Sonra içeridekileri onunla irtibatları koparmaya çalıştı. Yani doğru orada cezaevi olarak şimdi tabii yargılama nasıl için ulaşım anlamında tartışmalı. Bir de ilk duruşmada okey bir yerde olmaları iyi ama şimdi sonrası bu hepimizin önemli. Davası diyoruz ya. Ya bir taraftan toplum vicdanı diyoruz. Herkes narini konuşuyor. Bakın herkes güncelliğini koruyan o soruyu hala sormaya devam ediyor. Soru 1 narini kim öldürdü? Soru 2
Narin'i neden öldürdü? Narin ne görmüş olabilir? Küçücük bir kızdan bahsediyoruz. Küçücük bir bedenden bahsediyoruz. Ama bu arada izleyicilerimiz de çok fazla soru soruyor. İzleyicilerimizin kafasında var olan soruları da ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Herkes kendi uzmanlık alanına göre yanıtlayabilir. Ama yanıtlamadan önce elbette Çağla Hanım'a gideceğim. Çünkü Diyarbakır'da sonuçta daha yeni çıktığım duruşmadan da. Ama mesela diyorlar ki şüpheliler üzerinde değişik ve çok daha çağdaş sorgu yöntemleri denenmiş mi? Mesela bir izleyicimiz soruyor. Ahmet Bey diye bir izleyicimiz var. O da diyor ki yalan makinesine bağlama gibi bir yöntem söz konusu olabilir mi? Öyle bir sorgulama olabilir mi? Şimdi vatandaşın da kafasında sorular var. İleri sorgu yöntemleri denilen yöntemler denenebilir mi? Gibi bir dolu yani sorular var. Reklamdan sonra Diyarbakır'a gidelim. Çağla Hanım'la konuşalım. Ardından diğer konuklarımızla tek tek kendi uzmanlık alanlarıyla söz alsınlar efendim. Çok kısa bir reklam arası. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Ben Emrullah Erdinç'e hemen dönmek isterim. Çok teşekkür ediyorum kendisine ama Emrullah sen gitmeden önce, seni uğurlamadan önce bu yer değiştirme mevzusunda yani daha uzak bir yere gitme noktasında o zaman ziyaretçi akını da olmayabilir, avukatla görüşmekte biraz bu mesafeden dolayı zorlanabilir dediğinde yani asıl amaç burada bu sır perdesinin çözülmesi noktasında belki kendileri de psikolojik olarak çözülebilirler. Çünkü yalnızlaşmak beraberinde o aşırı mutsuzluğu da o da çözülmeyi getirebilir dedin. Yine meslektaşımız Zülfikar Ali Aydın dedi ki yani Hülya tamam Emrullah'ın düşüncesini alalım buraya koyalım doğrudur. Ama benim katılmadığım bir nokta var dedin bu meselede. Yani savunma hakkı açısından bunlar sonradan sistematik bir şekilde bunu yaptığınız zaman sanığın lehine hocam da söyledi ya şüpheden sanık yararlanır. Evet. Bu temel ilkesidir. Hani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bir de bu olay haricinde düşünelim. Yani bu görevi yapan savunma hakkı için çalışan avukatların işini zorlaştırmak şeklinde algılanmamasını açısından söyledim ona. Peki tamam. Emrullah ekleyeceğim bir şey var mı? Şurada eksik gedik bir şey kaldı. Onu da ekleyeyim öyle gideyim diyeceğim bir şey var mı? Yoksa? Yok eksik bir şey yok. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın katkılarından dolayı. Ben bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Tabii. Bu sorgu usullerine ilişkin sorular geldi. İşte yalan makinesine bağlanabilir. Ya evet ama yani o soruları da sormak durumundayız. Şöyle, sonuçta izleyiciler tabii, dediğim gibi topluma tabii mal oldu. Şimdi, bu. Ya da ileri sorgu teknikleri derken diyor kastettiğimiz yani, mesela yani, işte Ahmet Bey doğru, yani şöyle bir şey söylemiş. Yani çağdaş sorgu yöntemleri denenebilir mi? Yalan makinesine bağlanarak sorgu yöntemi şimdi, olabilir mi ki Türkiye'de siz bir şey dediniz şey Nevzat var. Hocam. Türkiye'de kullanımı yok. Kullanım yok. Yasak zaten. Yasada yeri yok. Olsa da şöyle. Şimdi tabii buna ilişkin cevapları kanun veriyor. Ceza muhakemeleri kanunu 147. Sorgunun usulünden bahsediyor. Ceza hukukçusu hocalarımdan af diliyorum. Onların alanlarına çok giriyorum ama yani sonuçta 147 ve 148. maddelerde aynı zamanda 148'de bu anlamda eğer oradaki sanığın ifadesini özgür bir şekilde vermesini engelleyecek araçlar söz konusuysa yani yalan makinesi de ona girer. Dolayısıyla burada da yine ceza hukukuna ilişkin başka bir ilke. Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Dolayısıyla evet, hem özel hukukta hem kamu hukukunda bu anlamda böyle bir hususu olduğunu da yine sorsun yalan makinesinin yok. Ya var mı yok mu bilmiyorum ama yalan makinesi diye bir şey var bu arada. Ama olsa da buna ilişkin alınan ifade hukuken geçerli bir ifade bir de değil. İleri sorgu tekniği diye evet, bir de adli hipnoz diye bir şey var. Böyle hipnotize edip bilgi de alabiliyorlar. O da yasak. Evet. Onu bir yerde yaptılar sonra başına birinin bela oldu. Onu söylemeyeyim neresi olduğunu da. Benim de bir katkıda bulunmak, evet, Kayseri'de yaptılar yapmadılar onu. Yapmadılar da yapıldı diye iddia oldu. Kişi de 5 sene cezaevinde yaptı. Ya ona dair bazı tespitler vardı da o çok tartışıldı tabii. Ben yüzden... acıtıp doğru raporu bildiğim için. Peki. İsterseniz izah edin. Olur. İzah edin lütfen. Şöyle bir önemli şey ardından da Ebru Hanım'a ben geçeceğim. Ebru Hanım'a da sorum var. Ülkemiz çok önemli süreçlerden geçti. Bir dönem Ergenekon süreci geçti. Kayseri'de 3 tane astsubay olaydan 6 ay sonra biz hipnoz altında ifade verdik dedi. Bir askeri savcıyı suçladılar. Evet. Ve nitekim de kendisi de 5 yıl sanırım cezaevinde yattı. Cezaevinde yattı evet. Yani sonrasında adli tıpa geldi. Sonrasında adli tıpa geldi. Sonrasında adli tıpa geldi. 3 astsubay
bundan 6, 9, 12 ay önce hipnoz altında ifade vermiştir. Biz bunu tespit ettik dediler. Böyle bir rapor zaten bilimsel değil. Bilim asla bunu veremez. Tabii. Sonra hepsi tutuklandı 15 Temmuz süreciyle. Şimdi, önemli ama yani bu da en nihayetinde. Bir dönemde ne kadar çok davalar üzerinden şekillendi. Hem siyaset hem de Türkiye'deki gündem biliyorsunuz. Ergenekon, Balyoz ve KCK sırayla gidiyor. Süresi, yani soruşturma aşamasında ben şunu biliyorum. Yani bu sanıkların sevki de gündeme gelmişti. Yakında bir örneğin Adana'ya sevki de gündeme gelmişti ama sanıklar sürekli savcılık sorgusuna götürülüp getirildiği için çok fazla dosyada sayfa sayısı biriktiği, ifade sayısı arttığı, tanık ifadesi sayısı arttığı için bu aşamada yani mahkemeye kadar geçen aşamada bu fikir ertelendi. Onu da söyleyeyim. Yani sanıkların mahkemeyle savcılık arasında uzun bir gidiş geliş süreci var. Evet. Sürekli ifadelerinin alındığını bir de da söyleyelim. Tabii şu da oluyor. Şimdi teknoloji gelişiyor. İşte Segbis'le dinlenebiliyorlar vesaire. Evet. Segbis'le dinlenmeye ilişkin de adil yargılanma hakkın ihlal edildiğine dair kararlar ve düşünceler. Tamam peki o yasak bu yasak o olmadı. Yani biz çözülmelerini bekleyeceğiz. Hakikate şöyle, nasıl ulaşacağız? Şimdi prensip yani itibariyle sırt perdesi nasıl aralanacak Türkiye'de o zaman? Türkiye'de kolluk dediğimiz şehirde polis, kırsalda jandarma. Biz bunca dosyada görüyoruz. Hem de ne dosyalarda bilgiyi çekebiliyorlar. Bu olayda benim şaşırdığım şekilde bilgi çekilemedi. Bu Diyarbakır'daki ekibin biraz sakin, soğukkanlı olmasından mı yoksa biraz konu soğutuldu mu kısmında benim şüphelerim var. Biraz açın söylediklerinizi. Şöyle, şimdi bir kadını alıyorlar, ev kadını. 4 gün sorgu yapıyorlar. 4 gün ve ifade zaptına bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Yani ben hiç hayatımda böyle dosya görmedim. Yani demek ki burada belki bir sakinlik gelmiş olabilir jandarmaya da fazla üstüne tiyleşmeyelim. Çünkü ekibin bu kadar ketum olmasının da bir güvendikleri bir şey olmalı. Yani onlara bir susun, sakin olun. Şimdilik konuyu irdelemeyin. İşte bir Nevzat var elde. Nevzat da zaten itirafçı değil. Çözülen. Hocam, aksine çözülen kişi. Evet, aksine jandarma. Aksine jandarma da son düzlükte. Şimdi Nevzat itiraf etmedi. Nevzat i̇tiraf çözülen. İtiraf etmedi. Çözüldü tabii. Nevzat. Hmm. Nevzat zayıf halka. Hani kadınlar da zayıf halka, burada Nevzat zayıf halka. Hmm. Şimdi Nevzat da inanılırlığını yitirmek için devamlı ifadesini çeviriyor. Çünkü ona da büyük baskı geliyor. Yani ben bu süreçte Nevzat'ın hakikaten ciddi bir koruma altında olması kanaatindeyim. Bir de o süreçte bir kadın vardı, yenge galiba. O seslenerek biliyorsun kameralara o sırada kayıtta da dedi ki. Evet. Ne dedi? O cümle de önemli ama onu reddetti. Yani herkesin reddetti onu. Herkes ne olduğunu biliyor. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor dedi. Ama bugün sen böyle söylemişsin diye soru soruldu. Dedi ki hayır. Mesela ifadesini onu reddetti. Değiştirdi, evet. Ben şöyle bir şey yapayım. Hepinize tabii tek tek yine tekrar soracağız. Yaklaşık önümüzde bir saatimiz var ama Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu klinik psikolog bana yayın öncesi şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ya bu meselenin yani psikolojisi gerçekten yani psikolojik boyutu gerçekten içler acısı aslında bakıldığında. Yani böyle bir cinayet işleniyor. Sadece bu aile değil. Tavşantepe köyü. Bütün köy sessiz. Kimse konuşmuyor. Herkesin susarak suçluyu saklamasının psikolojik bir kökeni olmalı. Nedir sizce? Aslında az önce de kısaca değinmeye çalıştım. Yani sosyal psikolojide bildiğimiz en önemli kavramlardan bir tanesi itaat kavramı. Hı hı. Yani belirli kültürlerde, kültür derken de en küçük grubu da kastediyorum. Yani herhangi bir birkaç kişinin birlikte yaşadığı bir yerde o gruba ait bir kültür oluşur. Ve o kültürde her zaman öne çıkan, daha fazla sözü dinlenen, verdiği direktifler doğrultusunda davranılan bir otorite figürü sivridir. Ve bu toplumsal yapılanmada çeşitli bölgelerde zaten gördüğümüzde bir şey. Ve bu köyde de bunun olduğunu görüyoruz. Özellikle de amcanın böyle bir figür olduğunu görüyoruz. Ve burada
çoğu zaman insanlar iyi niyet, kötü niyet, suç ya da ne bileyim herhangi bir şey düşünmeden o grup liderinin, otorite figürünün isteklerine, taleplerine boyun eğerler ve buna itaat ederler. Dolayısıyla burada işlenen bir suç var ama orada yani ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir mantığıyla büyük bir ihtimalle oradaki devamlılık için, o grubun varoluşunun devamlılığını tesis edebilmek adına bu kişiye itaat devam ediyor. Çünkü orada şeyden çıkmak büyük bir ihtimalle onun söylediğinden çıkmak ne olacaktır? İşte gruba ihanet etmek olacaktır. Çünkü bu tarz grupların içerisinde insanlar grubun içerisinde kalmak isterler, dışlanmak istemezler, reddedilmek istemezler, grubun bir parçası olmaya devam etmek isterler. Ve bu baskı yani o kişi orada olmadığında cezaevinde olduğunda da sürebilir. Nitekim aslında sürekli bağlantıda olduğunu görüyoruz. Girenler, çıkanlar, haber alanlar olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu baskıyı sürdürebilen bir role sahip. Dolayısıyla burada sosyal olarak, sosyolojik olarak baktığınızda böyle bir olgunun olduğu söylenebilir. Yani bu köy halkıyla ilgili tabii ki Türkiye'de bir şey oldu. Yani buradaki insanların akıllarından zoru olduğu, hepsinin belki de ne bileyim ruhsal bir hastalığa sahip olduğu ile ilgili bir takım düşünceler, fikirler, ithamlar oluyor. Ya da bu insanların, bunu yapan insanların işte bir takım psikolojik bozuklukları olduğu. İnanın bu şekilde söylemek, düşünmek böyle akla yakın gibi gelse de bu o insanları kurtarmak anlamına gelir. Çünkü yani o zaman ceza ehliyeti yok demektir değil mi? Hepsi akıl hastasıysa değil mi? Hepsinde bir psikiyatrik bozukluk varsa böyle bir cinayeti işleyip bunu saklayabilecek kadar bu yollara giriyorlarsa o zaman zaten ceza ehliyettir. Yok, hiçbirinin yargılanmaması gerekir. Öyle de bakılabilir. Öyle bir durum söz konusu değil. Burada tamamen o bölgenin kültürel yapılanması, bu doğrultuda çocuğa bakış, kadına bakış değil mi? Bütün bunlar da etkiliyor. Cinayeti, şiddeti kolaylaştıran bir takım toplumsal faktörler de var. Ve bu faktörler sadece Türkiye'ye has da değil, Türkiye'nin doğusuna da has değil. Öyle de duyulmasını asla istemem. Çünkü dünyada bir gerçek bu. Yani kategorize etmememiz gerekiyor. Evet, yani zaten kadına şiddet her yerde var. Dünya üzerinde biz milyonlarca kadının şiddete uğradığını biliyoruz. En çocuğu, kadına şiddet doğmadan önce başlıyor. Seçici kürtajla başlayan, küçük kız çocuklarının öldürülmesiyle devam eden, niye öldürülüyor? Erkek çocuk devam etsin diye. İşte eğitim hakkından, yaşam hakkına, sağlık hakkına ulaşamamasına varan ölçüde çok çeşitli düzeylerde şiddet zaten söz konusu. Dolayısıyla yani burada bu çocuğa yapılanı, narine yapılanı kolaylaştıran zaten bir bakış açısı, bir zihniyet de var. Ve bu olay gerçekleştikten sonra da tamamen kültürel ve toplumsal özellikler nedeniyle bir koruma söz konusu. Ve hocama katılıyorum, Nezat hocama katılıyorum. Bir noktada bir çözülme olacak. Yani bu böyle devam etmeyecek. Neden? Çünkü yani... Yani koruma söz konusu derken mesela orada gücü, otoriteyi, amcayı koruma mı? Yoksa orada kız çocuğu ve erkek çocuğuna bakış noktasında ayrımda annenin mesela Enes Güran niye içeride, yani neden sorgulanıyor, niye hemen alındı? Yoksa mesela Enes'le Narin ayrımı mı? Yani kız çocuğu ve erkek çocuğu. Yani Enes'i mi korumak orada? O onun, yani bilmiyorum. Çünkü hepimizin kafasında binlerce soru işareti. Nevzat hocamın dediği gibi işte kim öldürdü, niye öldürdü, Narin ne gördü meselesi. Bir dolu speküle edebiliyoruz. Bir dolu soru işareti. Sizin de eminim bu işin sadece psikolojisinin değil. Elbette bu cinayet neden yapıldı, nasıl yapıldı gibi sorularda kafanızda kesinlikle yüzlerce, o mu yaptı, bu mu yaptı? Şimdi katil kim, Narin neden öldürüldü sorusunun dışında editörüm Erdem oraya biraz önce güzel bir şey yazdı. Erdem tekrar onu alabilirsek, o KJ'yi, abi mi, amca mı, anne mi, kim? Yani çünkü bunlar var şu an işte elimizde bakıldığında. Yani erkek çocuk, hani kız çocuk ve erkek çocuk ayrımı. Yani biri kurban mı edildi o zaman orada? Yani bir şey mi gördü? Hani işte amca, anne, abi ve Nevzat. Bir de çok önemli bir şey söyledi Sayın Alkan, adli tıp uzmanı hocam.
Yani böyle yüzlerce binlerce dava görüyoruz ayrı, ama dedi ki Nevzat Bahtiyar itirafçı değil ki. Yani itiraf etmedi bir şeyi, çözüldü. Yani bir de oradan da bakıldığında halkaları birleştirerek bir psikolog olarak ne dersiniz? Şöyle bir şey, yani tabii ki yani neden böyle bir cinayet işlendiğiyle ilgili söylenebilecek pek çok şey var ama bunların hepsi spekülasyon olacaktır. Hayır, kız çocuk meselesine neden? Bakış açısını söylediğiniz şey, için evet, acaba o kurban mı edildi o anlamda bir şey gördüğü için? Kız çocuklar böyle söylemekten de üzüntü duyuyorum ama daha kolay gözden çıkarılıyorlar maalesef. Yani erkeği korumak, erkek çocuğu korumak, onu yaşatmak ya da ne bileyim herhangi bir suçu, bu suçu o işlediyse eğer, yani hep böyle amca üzerinde duruluyor ama yani eğer eşit bir oranda sanıksa Enes de, abi de, o zaman yani sistem, yani o aile sistemi o çocuğu da korumaya çalışıyor. Erkek çocuğu da korumaya çalışıyor demektir. Ve bu aslında çok şaşırtıcı değil, çok olan da bir şey, çok olağan bir şey. Bu açıdan hiç bakmıyoruz çünkü o kadar alışığız ki işte yani kadına yönelik düşünceler, değil mi? Kadına bakış açısı, kadına çocuğa bakış açısı, çocuğa bakış açısı, kız çocuğunun kolay gözden çıkarılması. Yani şöyle bir gerçeklik var, yani kaçırılan ve öldürülen çocukların içerisinde ne kadarı kız çocuğu, ne kadar erkeği, ne kadar erkek çocuğu diye baktığınızda arada epey bir fark var. Yani dördünden biri kız çocuğuyken altısından biri erkek çocuğu. Dolayısıyla yani kadın, yani kız çocuklarına yönelik bu şiddet çok daha fazla var. Dolayısıyla burada elbette şey olduğunu, yani bu çocuğa ne yapıldıysa onu kolaylaştıran bir faktör büyük bir ihtimalle tabii ki bir şey görmüş olabilir, belki tacize uğruyordu. Onu da bilmiyoruz. O da söz konusu olabilir. Çünkü deliller bulunamadı onunla ilgili. Ama işte, o da bir olasılık. Hocam, adli tıp tabii, uzmanı hocam yani. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi tabii yani biz hukukçular da farklı alanlarla çok böyle temas etmek istiyoruz. Çünkü sadece sorunları hukuk perspektifinden çözme şansınız yok. Mutlaka. Şimdi insanı çok iyi tanımak lazım bence. Ve insanın hayvansal bir yapısı var. Yani biz biyolojik varlığız. Doğduğumuzda biz bir şekilde eğitimle çağdaş ve medeni hale geliyoruz. Şimdi orada kız çocuklarının daha fazla zarar görmesi, öldürülmesi, bu tabii hayvanlar alemi gibi. Yani orada güç ön planda, burada da güç ön planda. Yani diyorsunuz ya, kimi koruyorlar, abiyi mi koruyorlar? Burada düzeni koruyorlar. Düzeni, kesin. Burada düzeni koruyorlar. Dolayısıyla bizim bunu değiştirebilmemiz için bir kere bunu reddetmemiz gerekiyor. Biz bunu toplum olarak reddetmek zorundayız. Ve bunu değiştirmek adına da böyle farklı bilimlerden insanlarla bir araya gelip, yani sadece bazen şuna üzülüyorum. Yani yasalar çok işte eksik. Biz bunları iyi uygulayamıyoruz. Ya da işte geliştiremiyoruz. Bundan kaynaklı hep sorunlarla karşılaşıyoruz diye düşünülüyor. Aslında bizim yasalarımız eksik değil. Ha bazen tabii ki uygulamaya dair sorunlar var. Yani Montesquieu'nun dediği gibi, ben bir ülkedeki diyor yasaların ne kadar iyi olduğuna değil, ne kadar iyi uygulandığına bakarım. Ama iyi uygulanma meselesi de bir eğitim meselesi. Yani dolayısıyla şimdi ben hep o resme takılıyorum, kusura bakmayın. Biliyorum, o resme şimdi takılıyorsunuz. Şimdi o resme baktığımda... Çünkü o resme baktığınızda... Evet, ben o resme baktığımda oradan zaten insana yakışır bir şey çıkmayacağını görebiliyorum. Yani orada... Şimdi bu çocukları... Ama bunu Doğu Batı ayrımı yapmadan söylüyorsunuz. Çünkü Batı'da da var. Anadolu'nun bir dolu Torak yerinde hatta de var. Şunu, yani şunu istiyorum. Evet. Türkiye'nin dört bir tarafına yatay gelişimle eşit bir şekilde bu imkanların sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ya biz bu şimdi bu olayı umarım çözeceğiz, çözeriz. Yani yargı bunu çözecektir, hocamın dediği gibi çözülmeler olacaktır ama asıl yine sormamız gereken şey şu. Bundan sonraki süreçte buna benzer olayları nasıl engelleyeceğiz? Şimdi hocam bunu dedi ya, Nevzat hocam birazdan geleceğim. Hülya dedi, yani bu mesele böyle burada kalmamalı. Bu mesele burada çözülür çözülmez, gidişat ne gösterir onu bilmiyoruz. Evet. Ama bize ders olacak, ders olarak çıkarmamız gereken bazı şeyler var dedi. Birazdan şimdi geleceğim. Şimdi hocam dolayısıyla burada sizin alanınız itibariyle bunu toplumda değiştirmek, dönüştürmek adına ne hamleler yapmak vallahi lazım? Mesela onu çok güzel. Ben sormak bir kere istiyorum. Şunu kabul etmek lazım. İnsanların şiddet eğilimi var. Evet.
Yani şiddet öyle sıra dışı bir olay değil. Yani şiddet her gün, her yerde deneyimlenen bir şey, kadına ve erkeğe, çocuğa, yetişkine, yaşlıya, her yerde var. Ve yani bunun en iyi kanıtı herhalde sistematik olarak dünyanın yıllardır üçte birinin sürekli savaşlar halinde olması. Bugün Filistin'de olanlara bakın, yani erkek, kadın, çocuk demeden binlerce insanın öldürülmesi. Dolayısıyla şiddet her yerde var ve insan doğasında var olan şey. Bunu kabul etmek lazım. Bunu böyle şiddet uygulandığı zaman cani insanlar, patolojik, nasıl annelik falan, yani böyle bireysel bir takım faktörlere atfettikçe aslında değişim gelmez. Neden? O zaman onu bizden uzaklaştırıyoruz. Değil mi? Hani o köy patolojik, yani o köy patolojik falan değil aslına bakarsanız. Yani dediğiniz çok doğru. Orada düzeni korumaya çalışıyorlar. Tamamen yapılan şey o. Takdir ettiğimden, savunduğumdan bunu tabii söylemiyorum ama. Siz çözümleme yapıyorsunuz. Evet, yani bir şekilde orada da olan bir olay var. Okey, buradaki o düzeni, sistemi sürdürmek lazım. Ve onun için atılması gereken adımları bir şekilde atıyorlar. Doğru, sonuçlarına çok da fazla bakmadan. Yani bunu kolaylaştıran işte şey var. Kadına, çocuğa bakış açısı bunu kolaylaştırıyor. Belki de onlar ayrı şey yapılması lazım. Dolayısıyla bunu bireysel bir takım sebeplere atfetmemek. Yani kadın cinayetlerinde de bunu hep görüyoruz. Cani, işte akıl hastası, antisosyal değil. Hiçbir şekilde değil. Yani bunlar tamamen aslında şiddeti kolaylaştıran, insanın kolay kanıksamasına neden olan bir dolu sosyalizasyon süreçleriyle alakalı. En temel unsur nedir peki? En temel unsur açıkçası daha ailede başlıyor ve çocuk yaştan itibaren insanın şiddetle sosyalizasyon süreci. Neyi eksik yapıyoruz biz? Biz her gün bu şiddet haberlerini veriyoruz. Mesela, evet, sadece eğitim de değil. Yani çocukların doğdukları andan itibaren duydukları dilde başlıyor bu. Değil mi? Yani ayrımcılık içeren, şiddet içeren kelimeler, cümleler doğduğu andan itibaren duyduğu, lügatına giren cümleler. Bununla ilgili görsellere maruz kalıyor. Sosyal medya üzerinden, değil mi? Televizyon üzerinden. Şimdi bu haber, bu programları, haberleri izleyen çocuklar da var. Dolayısıyla bu bunu bir kısmı dehşet içerisinde izlerken, bir kısmı içinde bu normalize oluyor. Aslına bakarsanız bunlar normalize de eden şeyler, programlar oluyor. Sonra diğer kuşaklara aktarılıyor. Efendim? Sonra diğer kuşaklara, gelecek kuşaklara aktarılıyor. Aynen. Aileler. Ya bu teknolojinin de inanılmaz etkisi var tabii. Kesinlikle. Yani o da artık her şeyin çok görünür olmasının çok, da tabii. Çok. Yani şiddetle ilgili görsellere o kadar çok maruz kalıyoruz ki, o kadar çok video var ki, bunları artık böyle hiç, yani insanlar bir kılını kıpırdatmadan izliyorlar baktığınızda. Neden? Çünkü o da bir koruma mekanizması bir açıdan baktığınızda. Neden? Çünkü bunlara bu kadar çok maruz kaldığınızda bir noktadan sonra etkilenmemek adına ne yapıyorsunuz? Sistemi devre dışı bırakıyorsunuz. Ve bu da sizin kanıksadığınız, normal olarak gördüğünüz bir şey haline geliyor. Ben yani böyle gerçekten dronlarla öldürülen, yukarıda drone, işte Amerikalılar aşağıya Afganistan'a atıyorlar dronları, insanlar ölüyor, kahkaha atarak izleyen insan grupları gördüm. Yani orada artık o ilişkiyi kuramıyor, değil mi? Çünkü şiddet çok fazla normalize ediliyor. Bunu kabul edilmesini destekleyen nitelikte çok söylem var. Yasaların uygulanmaması bir yanda. Dolayısıyla köklü bir değişiklik olması gerekiyor. Sonra artık her gün bunları gördüğünüz, izlediğiniz zaman sıradanlaşıyor ve yabancılaşıyorsunuz. Yani ne yazık ki böyle bir şey de oluyor. Tabii sizin ve için son içinden derece çıkılmaz bir halde alıyor. Şöyle bir şey olmuyor. İnsanlar aslında şiddete daha yatkın hale gelmiyorlar. Ama şiddete belki de şiddete karşı duyarsızlaşıyorlar. Dolayısıyla hani mesela aslında beni çok şaşırtan bir olgu. Yani Türkiye'de bir değişimin işaretidir umarım bu da. Yani ilk defa bir kız çocuğu kaçırılıp öldürülmedi. Öyle değil mi? Yani ama bu çok öne çıktı. Bu bizi bir şekilde, yani bilmiyorum duyarsız mı, bir duyarlı olduğumuz bir noktadan yakaladı ve üstüne gidiliyor. İlk defa, yani daha önce de böyle şeyler olmadı mı? Yani bu tarz olaylar. Dolayısıyla ama burada da kalmamalı. Ve bunun bir de şu da var. Bence çocuk, yetişkin, yaşlı ayrımı da olmaması gerekiyor. Yani bir her hayat kutsaldır. Öyle değil mi? Bazısını daha fazla öne çıkarmak, yani çocuk diye, kadın diye
ya erkeğin canı yok mu? Değil mi? Yani öldürülen kadın ve çocuk, yani erkek de öldürülüyor. O da değerli. O da bir varlık. Dolayısıyla yani şiddete kategorik olarak karşı durabilmenin yollarını aramalıyız. Bütün insanlık olarak bu evet, ülkelerle Narin, bağlantılı. Narin özelinde... Ama onun öncesinde oraya gelene kadar önce kadınları önceleyerek. Çünkü bu ülkede yaşananları görüyoruz. Onlar, tabii, en fazla şiddete onlar ve bebekler için. Daha yeni yaşadığımızı gördük. Yani iki gün kendime bir şahıs olarak gelemedim ben Sıla bebek olayında. Tabii. Yani şaka değil bu. Ve burada yani, bence birçok çevremdeki da... insanlar da böyle. Yani... en çok da kadını ve çocuğu önemseyerek evet. ve önceleyerek galiba. Ve korkutucu olmak istemiyorum ama burada bir şey tekrar etmek istiyorum. Yani şiddet sizin yakınınızda, çok uzağınızda değil. Bunun değil, farkındalığı değil. Önemli. Bir de bu meselede de dediğiniz çok doğru hocam. Mesela ne kadar yakın çeper. Yani çünkü aile, çember o kadar daralıyor. Çember daraldığı halde bir şeye ulaşamıyorsunuz. Ulaştığınız şey varsa da yani o da bir şekilde reddediliyor. Ya da işin en başında da bazı o eksik gedikler olsaydı, onlar tamamlanmış olsaydı, jandarma mesela. Yani aile içinde olduğu şey, zaman daha gizli kalıyor çünkü. Gizli kalıyor. Daha çünkü gizli öyledir. Kalıyor. Zaten o yüzden aile içinde o komşu da aynı apartmanın içerisinde ve aynı sokağın içerisinde oluyor. Yani şiddet o kadar aslında biz yakın çevremizde yakın oluyor ki oradan oluyor. Geliyor. Dolayısıyla aslında ona karşı gözümüzü bizim açmamız gerekiyor. Tabii ki bu paranoid bir şekilde korku içerisinde yaşamak anlamına gelmiyor ama bunun farkındalığında olmak, bunun bilincinde olmak, kişinin kendisini ve sevdiklerini bu bilinçle koruyabilmesi ve bir şey olduğunda da buna yönelik aman işte ayıp olur, el alemdir, şudur budur demeden bir şeyleri dile getirebilmek lazım. Bu açığa çıktığı zaman, konuşulduğu zaman, tartışıldığı zaman, ayuka çıktığı zaman değişebilecek bir olgu çok olur. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok sağ olun. Çözümlemeniz, açıklamalarınızın. Yönetmenim diyor ki çok kısa ama gerçekten çok kısa bir reklam arası. Ardından da avukat Çağla Gülbulut sağ olsun. Şimdi yine bizimle birlikte onunla devam ederiz ve diğer konuklarıma da tek tek son bölümde söz vermek isterim. Çok kısa bir reklam arası. Şimdi biz devam edelim. Tabii ki reklam arasında da hepimiz konuşuyoruz en nihayetinde. Gidişat ne gösterecek? Yani herkes çünkü sus pus ve ağız birliği yapmışlar. Motivasyonlarını bir taraftan anlamaya çalışıyoruz. Avukat Çağla Gülbulut Diyarbakır'da zaten sağ olsun duruşma aralarında da yayınımıza katıldı. Ama bugün son dilimde de yine bizimle birlikte. Şöyle bir şey oldu. Katılır mısınız? Siz de Emrullah'ın yanındaydınız o zaman. İşin bu çözülme meselesi. Profesör Doktor Nevzat Alkan adli tıp uzmanı şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ya bu Nevzat Bahtiyar zaten dedi itirafçı falan olmadı. Hani ona itirafçı muamelesi yapmak medyada bizle konuşurken aslında doğru değil. O bir şekilde çözüldü dedi. Yani çözülme nasıl olur? İşte o teknik çapraz sorgulama da olur. Farklı yani kendisi yöntemler. Kendisi anlattı demek istiyor. Evet yani farklı kendisi yöntem. Kendisi anlattı. Yani evet. Gizli tanık değil. Gizli tanık değil yani o anlamda bakıldığında. Fakat Emrullah da şöyle dedi. Hani bu işte bu meselede yalnızlaştırmak önemli dedi. Sanırım siz de katıldınız. Yalnızlaştırma nasıl olur? İşte farklı bir yer, mesafenin çok uzak olması, aile çeperinden çıkmak, ziyaretçilerin olmaması. Bu şekilde çözülme gerçekleşir mi? Ne dersiniz? Yani daha hızlı sonuç alınabilir mi ileriki süreç için? Şimdi öncelikle Nevzat Bahtiyar kısmına gelecek olursak iddianame hazırlanmadan evvel hep yayınlarda da ve kendimi sorgularken de Nevzat Bahtiyar iki kere ifadesine başvuruluyor. İlk ifadesini söylemiyor hiçbir şey ve ikinci ifadesinde cesedin cansız bedenin yerini söylüyor. Burada ne oldu da söyledi diye düşünürken aslında iddianamede ve görüyoruz ki aslında bir kamera kaydı, bir delil yanlış hatırlamıyorsam kamera kaydı, bir delil Nevzat Bahtiyar hakkında ortaya çıktığı için onun tekrar ifadesine başvuruluyor ve konuşmak zorunda kalıyor. Aslında oradaki çözülme bu şekilde ve yalnızlaşma noktasında da kesinlikle hocamın da dediği gibi cezaevindeki süreç çok ağır. Cezaevine de bir gün geçirmek Allah korusun hepimizin korktuğu bir şey. Allah da düşürmesin. Onlara tabii ki de psikolojik olarak etkileyecektir ve ben bugün etkilendiklerini de gördüm. Çünkü onların o
dik duruşları aslında sadece bir gösteriydi. Hemen babalarına bir şey olup hemen telaşlandılar ve orada şeye şöyle bir izlenim edindim. Hani nasıl işte ben şu an babamın yanında olamıyorum. Hani bu bile yeterli, o haber alamamak. Her ne kadar her gün avukatlar dahi gitse de hem kapalı bir yerdesiniz, yaşam koşullarınız sınırlanıyor. Haber alamıyorsunuz en azından her an. O yüzden bunların hepsi etki ediyor ve bir yandan da sürekli bizim onları konuşmamızı onları etkiliyor. Çünkü Arif Güran'da sürekli olarak bizim hiçbir şeyimiz, hiçbir özelimiz kalmadı. Her şeyimiz ortalığa döküldü diye konuşuyor ve tırnak içinde Güran ailesi de bu şekilde güçlü bir aile olduğunu söylüyoruz. Bu konularda da çok zorlarına gidiyordur. Bunların hepsi etki edecektir. O cezaevinde de yalnızlaşma konusunda Emrullah Bey'in söylediğinin öyle çok kolay gerçekleşmiyor ne yazık ki hukuk nezdinde. O yüzden aslında oraya ekleme yapacaktım. Çünkü orada gerekçeniz olması lazım. Ancak bir güvenlik gerekçesi olabilir. Öyle sadece bunu konuşturalım diye yapılabilecek bir şey değil. Kaldı ki sanıkların avukatları var. Çok fazla avukatları var. Onların da buna itiraz etme hakları olacaktır. O yüzden o çok kolay gerçekleşecek bir yol olmayacaktır ne yazık ki. O yüzden bunu bu şekilde söyleyebilirim. Ama ben de inanıyorum ki özellikle şu anda diğer tutuklarla beraber sanıklar olmasa bile tanık olanlar, özellikle kadınlar da tutuklu ve hatta bir erkek tanık da şey demişti, erkek tanığın bu Salim'in işçisi olan, yetişkin olan tanık hatta çıkmak istediğine dair beyanlarda bulundu. Hatta hakim dedi ki bu o mahkeme değil, sen burada tanıksın dedi. O yüzden artık onların da, o kısım da önemli. Onların da çözülmesi önemli. Belki sanıklar çözülmese bile belki o taraftan bir çözülme gelebilecektir. Ben de bunu inanıyorum ve umut ediyorum. Peki. O zaman son kaç dakikamız? Yönetmenime sorayım. Peki. Böyle kısa kısa, ikişer dakika bütün konuklarıma vereyim ve herkes kendi uzmanlık alanında hem bu sır perdesiyle ilgili ya da bugün ve bugünden sonra almamız gereken, çıkarmamız gereken dersle ilgili bir şeyler söylesin. Profesör Doktor Nevzat Alkan'la başlayayım. Siz dediniz ki Hülya, yani hani bütün bu hepsinin sonunda bu tip davalarla, bu tip olaylarla biz yine karşılaşacağız. Yani burada çıkarmamız gereken, bu süreci değerlendirirken dersler var. Nedir? Şimdi bir kere şunu yapmak lazım. Kamu otoritelerini, yöneticilerini sadakat ve biatla değil, liyakatla atamak lazım. En başta bunu bir şekilde düşünmeleri lazım. Yani arama ayrı, ceza soruşturması ayrı. Bunu, bu olay bence herkesin kafasına çaktı. Yani en başta muhtar oraya yönlendirmiş, şuraya biz baktık bakmayalım demiş falan. Bu herhalde ders olmuştur kolla. Kolluk hizmetçi eğitimde polis, jandarma bunların üstünde çalışacak. Ama liyakat şart. Yani jandarma bölge komutanı tüm general ne dedi? %90 mutlu sonla bitecek dedi. Gördük, mutlu son mu? Ölümle karşılaştık. O nedenle yöneticileri iyi seçmek gerekiyor. O açıklama çok önemli bir açıklamaydı değil mi? Herkes içinde böyle hani narin bulunacak, narin bir yerde yani diye düşünmüştük ama öyle olmadı Zülfikar. Şimdi ben ailenin, köyün, işte sanıkların yapısı, verdikleri ifadeler üzerinden söyleyeyim. Ben şimdi savcılığın soruşturma aşamasında yaptığı tespitler var. Jandarmanın yapamadığı ilk bir hafta 10 gün şeyler var. Sonradan yapılmaya çalışılan, İş işten geçtikten sonra yapılmaya çalışılan tespitler var. O tespitler ışığında bazı şeyler var. Şimdi bu dört kişi, bugün mahkemeye çıkan dört kişinin bildiği bir konu bu konu. Diğer geriye kalan tanıklar, tutuklu olanlar da dahil olmak üzere yapılan tespitler şunu söylüyor. Bu dört kişi biliyor. Yani biraz önce Çağla Hanım'ın söylediği tarım işçisi, yani Salim Güran'ın işçisi olan 18 sıralarında olayı Salim Güran'dan duyan kişinin aslında bir bilgisi, olayla ilgili bir itirafta bulunma ihtimali olmadığı değerlendiriliyor. Şimdi eldeki deliller var, toplanamayan deliller var. Bunu söyleyelim, ben altını çize çize ilk konuştuğum anda da söyledim. Toplanamayan deliller var ve toplanmış sanıklardan elde edilmiş ifadeler, jandarmanın yaptığı bazı kısmi tespitler ve sanıkların bugün verdiği ifadelerle ilgili çelişkiler artı biraz önce tartıştığımız daraltılmış baz istasyonu bilgileriyle daraltılmış baz çalışması. O eve çıkan baz çalışması.
O bas çalışmasıyla daha önce ben şeye baktım, dosyaya baktım. Geriye dönüp hatırlamadığım için. O çevrede, köy çevresinde 20 tane baz istasyonu var. Bunlardan elde edilmiş bilgilerle yapılmış bilirkişi raporu. Bilirkişi raporunu da hazırlayan teknik, takip, istihbarat ve bu işleri yapan polis görevlisi. Ve elde edilen o 20 baz istasyonundan elde edilen bilgiler, BTK'dan elde edilen HTS kayıtları da dahil olmak üzere tamamıyla uyumlu. Çok teknik uzun ayrıntıları da var. Ben bir search yapıp arama yapıp getirip baktım. Şunu söyleyeyim. Aynı yöntemle 2019 yerel seçimlerinde Malatya'da yakın zamanda da Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iki ayrı cinayet aydınlatılmış. Birinde de hüküm verilmiş. Tabii her olay kendi içinde değerlendirilir. Onu da söyleyeyim. Özel olarak da bu aile için ben çözülme olacağını düşünmüyorum. Bu dört kişi etrafında çok çözülme olacağını ben düşünmüyorum. Yani ya bugün bugün olanlara bakarak söylüyorum. Ama şöyle, Salim Güran, Enes ve annesini bir kenara koyarak söylüyorum. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar etrafında hakim, mahkeme heyeti, ifadelerindeki çelişkiler, HTS sinyal bilgisi, aynı gece olay yerine gitmiş olması, sanıkları yönlendirdiğine dair ciddi tespitler, bu cinayeti iştirak halinde işlediklerine dair bir cinayeti birlikte iştirak halinde işlediklerine dair bir mahkumiyet kararı vereceğini düşünüyorum. Verdi, tamam, verdi. Ama sorular hala sonra havada. Sonra soru şeye geliyor. Benim Mustafa Bey'e... Sorular hala havada. Sonra neden ve niye yani? Bunların o zaman yıllarca ya da uzunca bir süre... Doğru mu hocam? Yani vicdanlarına, yani vicdana gelmeleri mi beklenecek? Yani bu hakikat nasıl çözülecek? Şimdi o sistemi etkili bir soruşturma yürütülmediği için... İşte bakın bunu altını bir daha çizerek söylüyorum. Kolluk bu soruşturmayı etkili bir şekilde yürütemediği için ya da yürütmediği için bazı kişilerin ihmali davranışı nedeniyle sistematik olarak suçlamak yanlış olur. Çünkü elde edilen diğer deliller de sonradan soruşturmaya dahil olan bir anlayışın, bir yaklaşımın sonucu elde edilmiş bazı şeyler var. Yeterli mi? Değil. Mahkeme böyle bir hüküm kurduğunda ilk derece mahkemesi bu sonra yani benim... Kendi izlediğim davalar, gördüğüm şeyler, işte hukukçuların yorumları, onlar etrafında değerlendirdiğimde uzun vadede belki sanıklardan ikisini kurtarabilecek, bir ikisini kurtarabilecek başka bir itirazla başka bir sonuç doğabilir. Bunların tamamı ihtimal dahilinde ama bugünkü ifadeler çok çözülmeyeceklerini düşündürüyor bana. Şimdi Zülfikar önemli bir cümle kurdu yani aslında bakıldığında ben de aynısını düşünüyorum. Bu dörtlünün çözüleceğini düşünmüyorum dedi. Ne olacak? Nasıl ulaşılacak hakikate? Çözülmesi için geç oldu biraz. Tabii. Evet. Yani, ya çünkü o eleştiriler noktasında onlar masada durduğu için. Hülya Hanım bu sorgu ve yargılama belki bir yıl sürecek. Biz daha başındayız yani. Zaman içerisinde cinayet davalarında iki ayda, üç ayda bitmez böyle yargılamalar. Belki başka maddi delil ortaya çıkacak bilmediğimiz. Onun için onu zamana bırakmak lazım. Ama benim kendime düşen saat diliminde söylemek istediğim nokta, evet bu olay oldu. Bundan sonrası için Türkiye ne yapmalı? Bundan ne ders çıkartması gerekiyor? O noktada üzülmeyen tarafta olmak istiyorum. Yani evet eleştiriyoruz ama çözüm noktan ne? Mustafa dediğiniz zaman evet çözüm noktası. Öncelikle polis ve jandarmanın hazırlamış olduğu fezlekelerde bir özensizlik. Aynı zamanda delillerin yetersiz olmasından dolayı savcılığın ve adliyenin yani sorgulama anlamında sıkıntıya düştüğünü ben görüyorum. Şimdi diyeceksiniz sadece bu olay mı? Hayır. Mesela işte özensizlik önleyici polis güçlerinin eylemlerinde de var. İşte biraz önce arada söyleyeyim. Sarıyer Kilisesi saldırısında, IŞİD saldırısında iki polis görev yerini terk etmeseydi IŞİD orada o saldırıyı yapamayacaktı. Veya Cumhuriyet tarihinin en büyük terör olayı Ankara Gar saldırısında önleyici hizmetler yapılsaydı belki o kadar kişi ölmeyecekti. TUSAŞ saldırısında 17 Ağustos'ta Şırnak'ta bölücü terör örgütünün krokilerle birlikte elde edilen verileri var. Bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşıldığı halde TUSAŞ'a saldırı oldu. Ya da işte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Bataklık Operasyonu'ydu. Fezlekelerdeki delil ve maddi unsurlar tam olarak çıkartılmadığı için hepsi serbest kaldı. Engin Dilan Polat çifti 40 yılla yargılandı, 40 günde çıktı.
Hep bunlar fezlekelerdeki maddi delillerin yetersizliğinden. Naci Şerif'i Zindaşlı denen adam uyuşturucu kaçakçısı bu ülkeden çıktı. Bu ülkede adam öldürttürdü İran'dan. Peki. Yeni Doğan çetesi fezlekesi bunlar, bakın, orada da çok büyük sıkıntılar bunlar var. Bunlar da konumuz değil ama konuşulur. Tabii yani hepsi. İşte, yani kolluk güçlerinin liyakati, hocama yani, katılıyorum, tecrübesi, iş bilmesi, teknolojiyi kullanması. Bakın Van'da bir çocuk, kızımız göl kenarında kayboldu. Hocam. Çanakkale'den cihaz getirdiler. Deniz ama gündeme arama. Alırız. Bunları gündeme yok. Aldığımızda da tek tabii, tabii, tek mesela, bunlar konuşulur. Kestirme cihazı Türkiye'de 3 tane var. Niye 13 tane yok? Niye 81 tane yok? Bunların tamam. hepsinin sağlanması tamam. gerekiyor kolluk güçlerine. Deliller önemli. Kolluk güçlerine sağlanması gerekiyor. Daha da dikkatli olunması gerekiyor. Çıkarılacak dersler var. Adli tıp konusunda aynı şekilde. Bir dolu. Peki. Şimdi şöyle yapalım. İki konuğum konuşmadı herhalde. Kaç dakikamız var? Peki. Sizinle devam edelim ben o de zaman. Son olarak. Son olarak. Hem yargılamaya ilişkin birkaç bir şey söyleyeyim hem de çocuk haklarına ilişkin, 20 Kasım geliyor, ona ilişkin de birkaç cümle kurmak istiyorum. Bir kere tabii her hukukçunun bildiği ceza yargılamasında her delil dikkate alınabilir ve bu anlamda hukuka uygun olması koşuluyla işte biraz önce yalan makinesi falan tabii hukuka uygun delil olma özelliğini ortadan kaybettiriyor. Bir delil serbestliği var ve şu olabilir tabii yarın çok kilit tanıklar ortaya çıkabilir. Onların ifadeleri birbiriyle uyumlu olabilir ve bu olay aydınlanabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. Sanıklardan biri bu vicdani yükü daha fazla taşıyamaz ve bir şekilde çözülebilir ve dolayısıyla yine olay sonuçlanabilir. Ama daha önemlisi tabii toplum olarak dedik ya ne yapacağız diye. Ya bu anlamda bir eğitim seferberliği, yani eğitimden kastım da sadece okula gitme gelme, eğitim alma, bize 8 milyon üniversite öğrencisi var. 19 milyon 600 binde örgün öğretime giden öğrenci var. Kastım bu değil. Kastım şu. Tüm vatandaşların bu anlamda çocuğun sadece o anne babanın çocuğu olmadığını, toplumdaki her bireyin biyolojik olarak bizim çocuğumuz olmasa da insani olarak bizim çocuğumuz olduğunu ve onu koruma yükümlülüğü altında olduğumuzu bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Ki biz bunu, şimdi 20 Kasım'dan bahsettim. 20 Kasım Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1989'da çocuk hakları günü olarak kabul edilmiş bir gün ve bir çocuk hakları sözleşmesi var. Dünyada neredeyse bütün devletler tarafından kabul edilmiş uluslararası bir sözleşme ki insan hakları sözleşmesi olmasına rağmen çocuklar daha zayıf, korunmaya daha muhtaç oldukları için bu anlamda özel bir sözleşme var. Ve bu sözleşmede 4 tane temel yükümlülük var. 1- Çocukların yaşama hakkını korumak zorundayız. Çocukları her türlü ihmalden, istismardan korumak zorundayız. Çocukları bir birey olarak görüp yaşama katılmalarını sağlamak zorundayız. Ve son olarak çocukların gelişmesini sağlamak zorundayız. Şimdi biz burada sınıfta kaldık dediğim mesele bu. Ve burada da en temel bu 4 tane temel hakkın içerisinde gelişme hakkı içerisindeki eğitim hakkı en temeli. Peki. Çünkü eğitim hakkını verdiğinizde yaşam hakkını da korumuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam 2 dakikada siz isterseniz toparlayın. Bir döngü var. Peki. O suskunluk döngüsü. O suskunluk döngüsü bizi tabii ki bir şeylere çok net ulaşılamadığı için, bazı şeylerde zaman zaman olumsuz gittiği için buralara getiriyor ve şöyle evet yani bu dersler noktası. Dediğim gibi çok spekülasyon yapılabilecek bir olay ama şöyle bakmayı istiyorum. Bu Narin kısacık ömrünü çok feci bir şekilde tamamlamış bir kız çocuğu ve sadece bu davanın bir figürü olmamalı. Aslında bu bir artık belki de bir hareketin sembolü olmalı. Çünkü yani her gün bir matematikle, basit bir matematikle baktığınızda günde 133 tane kadın ya da kız çocuğu öldürülüyor. 11 dakikada bir ve bunların yarısından fazlası evinde öldürülüyor. Ve bu çok somut bir gerçeklik. İstatistik en somut gerçeklik ve buna yönelik bir şey yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz Amerika'da bir siyahi öldürülmüştü polis tarafından, George Floyd, ve ondan sonra bir hareket başladı, değil mi? Black Lives Matter hareketi başladı. Yani aslına bakarsanız çocuk hayatı da kutsal
her hayatta olduğu gibi. Ve bence narin böyle bir hareketin sembolü olmalı ve şu hiçbir zaman unutulmamalı ki, yani cezasız kalan bu tarz cinayetlerde cezasız kalan her tür suç bir sonraki kız çocuğunun, kadının öldürülmesini garantiliyor. Tek yaptığı şey bu. Dolayısıyla sadece bu olay çerçevesinde kalmamak, narinin haklarına aranması kesinlikle bu gerekli. Ama bunun da ötesine çıkarak, yani kadın ve kız çocuklarının korunması için yapılabileceklere daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyorum ki narin hayatı en azından bir hareketin sembolü olabilsin. Peki gidişat neyi gösteriyor, nereye doğru gidecek? Ama biz de biliyoruz ki medya çok etkili. Bu tip davalarda, bu tip süreçlerde biz de hem fikren bir taraftan zikren de oradayız ve takipçisi olacağız. Başta Zülfikar Ali Aydın işlemeye devam edeceğiz, değil mi? Yani. Aynen. Peki. Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar sağ olsun bu akşam bana eşlik etti. Enine boyuna programında. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Avukat Çağla Gülbulut, hukukçu Diyarbakır'dan bize eşlik etti. Emrullah Erdinç'e de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Mustafa Böyürcü, güvenlik ve suç araştırması uzmanı. Sağ olun efendim, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Doçent Doktor Ahmet Ayar, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun efendim, size de teşekkürler. Profesör Doktor Nevzat Alkan, adli tıp uzmanı. Sağ olun Nevzat Hocam. Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu da klinik psikolog. Sağ olsun, çözümlemeleri çok yerindeydi gerçekten. Ama biz bazı şeyleri eleştirelim tabii, eleştirelim ki o da gelişimi beraberinde getirsin. Haftaya Enine Boyuna programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.